değişti mi sonuç? Altyazı M.K.
Ateizm Derneği YouTube kanalından canlı yayınlanan Bunlar Ateist'e hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Cam açabilirsin. Eski bir siyasetçi, milletvekili, eski bir din görevlisi ve yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir İsa Mesih olduğunu söyleyen değerli bir misafirimiz var. Sayın Hasan Mezarcı. Hoş geldiniz efendim. Duyabiliyor musunuz? Hoş buldunuz. Beni? Teşekkür ederim. Affedersiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Duyuyorum. Bunlar Ateist'e hoş geldiniz. Bugün sevgili Rıdvan Aydemir'le beraber sorularımızı, Hasan Bey'e sorularımızı yönelteceğiz. Rıdvan sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar herkes. Merhabalar. Programa başlamadan önce her zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Patreon ve Kriyesus hesaplarımızı hatırlatmak istiyorum. Patreon ve Kriyesus hesaplarımızı kullanarak Ateizm Derneği YouTube kanalına destekte bulunabilirsiniz. Ama öncesinde tabii yayınlarımızı takip etmenizi rica edeceğiz sizlerden. Bunun için yapmanız gereken şey oldukça basit. Takip etmek, abone olmak ve zili açmak. Bu basit işlemi yaparak bize destek olma sürecinde ilk adımı atmış olabilirsiniz. Ama tabii Patreon ve Kriyesus hesaplarımızdan mali destekte de bulunabilirsiniz. Bu hesaplarımızı kontrol ettiğinizde göreceksiniz ki 1 dolardan 100 dolara kadar çeşitli paketler var. Bu paketlerden herhangi birini tercih ederek bize mali destek de bulunabilirsiniz tabii arzu ederseniz. Az önce de söylediğim gibi bugün çok değerli bir konuğumuz var. 20 yılı aşkın bir süredir İsa Mesih olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Doğru tabir değil mi? Evet. Evet. Şöyle başlayalım isterseniz. Bu arada YouTube chat sayfasından bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Bu soruları biz de Hasan Bey'e ileteceğiz. Sorularınızı ileteceğiz. Ben şöyle başlamak istiyorum efendim. Müftülük geçmişiniz var. Bir din görevlisi olarak geçirdiğiniz bir süreç var. Daha sonrasında milletvekili oluyorsunuz. Milletvekilliği süreciniz var. Oradan oraya taşıyan süreç nasıl gelişti? Sizin milletvekilliğine ve siyasete atılmanıza vesile olan süreç neydi acaba diye bir soruyla başlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Özgür Bey'di değil mi? Özgür Bey. Evet. Evet. Şimdi genellikle kamuoyu beni böyle refahçı, hı hı, milli görüşçü efendim şeklinde, radikal İslamcı şeklinde bir algı oluşturulmuş benimle ilgili. Benim hayatımın hiçbir döneminde, talebelik yıllarım dahil, hiçbir partiyle, tarikatla, cemaatle ilgim, ilişkim olmadı. Sempatim dahi olmadı. Ben çocukluk yıllarımdan başlayarak ilkokuldan sonra Kur'an kursu, İmam Hatip, ilahiyat, işte müezzinlik, imamlık, vaizlik, müftülük, Gençler Başkanlığı'nda memurluk gibi görevlerde bulundum. İstanbul'da da müftü olarak görev yapıyordum. Ben biraz farklıydım. Siyasette de biliyorsunuz farklı. Refah Partisi nasıl oldu? Bir yayında bir şey oldu herhalde. Tekrarlar mısınız? Refah Partisi ile nasıl buldu size Erbakan Hoca ile tanışma süreciniz? İstanbul'da müftüyken aynen böyle. Ben Refah Partisi teşkilatının nerede olduğunu bilmiyorum. Liderleri herkes gibi medyadan tanıyorum o dönemde. Hiçbir tanışıklığım yok. Efendim. Bir gün müftülük makamında oturuyorken, o zaman Sayın Erdoğan, bugünkü Cumhurbaşkanı, İstanbul İl Başkanı'ydı. Hı hı. Daha sonra Refah Milletvekili olan, şu anda AK Parti saflarında siyaset yapan Hasan Hüseyin Ceylan, ilahiyattan benim sınıf arkadaşım. Hı hı. O dönemde %10 ülke barajı vardı, %20 de bölge barajı vardı. Yani bir bölgede %20'yi geçemeyince milletvekili çıkaramıyordu bir parti. Dolayısıyla ben gerçekten çok seviliyordum müftü olarak. Hı hı. Farklı bir müftülüğüm vardı. Sayın Erdoğan, işte anket yapıyorlar. İstanbul'da kiminle girersek seçimi kazanırız. Çünkü o seçimde, 91 seçimlerinde
Erdoğan'ın hatta Erbakan'ın bile belki Erdoğan'ın şeye girme ihtimali çok zayıf. Yani ülke barajı %10 geçilecek, bölge barajı da geçilecek. Rahmetli Erdoğan, rahmetli Alparslan Türkeş bu barajı geçemeyeceklerini düşündükleri için ittifak yapıyorlar. Yani bu MHP ile o zamanki Refah ittifak yapmışlar bu seçimde. Bizim bölgeden de ben aday gösterilirsem bir milletvekili çıkarabilecekleri raporu gitmiş rahmetli Erbakan'a. Bu raporu götüren de Erdoğan'dır. İstanbul İl Başkanı. Hasan Hüseyin'e nasıl irtibat kurabiliriz? Hasan Mezarcı'yı nasıl ikna edebiliriz? Hasan Hüseyin Ceylan'ı buluyorlar. İlahiyattan sınıf arkadaşımdı. Efendim. Ve Ankara'dan Erbakan'la görüşüyorlar. Aynen bu çok önemli bir şey. Karar alıyorlar beni İstanbul'dan, dördüncü bölgeden aday göstermek için. İşte müftülükle makam odasında otururken Hasan Hüseyin Ceylan aradı. Erbakan hocamla görüştük. İstanbul'dan adayımızsın. Telefonu Tayyip Bey'e veriyorum dedi. Tayyip Bey aradı. İşte tanıştık böylece, ilk defa böyle tanıştık Tayyip Bey'le. İstanbul'dan, benim bulunduğum bölgeden adaylığımı ilan ettiler bunlar. Daha bana telefon etmeden önce zaten dışarıda da ilan etmişler bunlar. Yani bir emrivaki şeklinde oldu benim siyasete girmem. O seçimde çok önemlidir burası. Benim bölgemden iki milletvekili çıktı. O %20 barajına rağmen. Rahmetli Ali Oğuz'u da ben seçtirmiş oldum dolayısıyla. Bunu herkes bilir. O günleri hatırlayanlar bilir. Ve Sayın Erdoğan da kendi bölgesinden seçilemedi. Milletvekili çıkamadı yani. O öyle bir dönem. Ve böylece bir anda kendimi mecliste buldum. Yani siyaset böyle başladı. Peki tam bu noktadayken bir sorum daha olacak size. Bir de ayrılma süreciniz var. Soru önergeleri verdiniz, tartışmalara vesile olan bazı meclis araştırma önerileri verdiniz bu süreç içerisinde. Nelerdi onlar? Bir şekilde yollarınızın ayrıştığına dair yorumlar var. Ayrıştı mı? Yoksa bize mi öyle geldi? Böyle bir bu durumu, dönemi nasıl anlatırsınız bize? Ya bir kere ben siyasetçi değildim. Tırnak içinde o siyasetçi biliyorsunuz işte dün dündür bugün bugündür der. Siyasetçi güne göre konuşur, havaya göre konuşur. Siyasetçinin doğrusu yanlışı olmaz. Yani, bunu şey için soruyorum Hasan Bey. Şöyle yorumlar var. Sizin bu daha sonradan Mesih olma iddiasıyla çıktığınız süreci bir şekilde o parti içerisinde yaşamış olduğunuz ve sizin kalbinizi kıran bazı olaylara bağlayan öyle olduğunu düşünen insanlar var. Bu doğru mudur? Yani bir tepkisel bir şey miydi acaba? Refah Partisi içerisinde yaşamış olduğunuz olaylara bir tepki olarak mı çıktı bu? Şimdi mesele şu. Refah Partisi, ben siyasetçi değilim ya şimdi, yani siyasetçi de var olabilmek için, devam edebilmek için güne göre, havaya göre konuşacaksınız. O siyasetçinin doğrusu yanlışı olmaz. Öyle değil mi? Geçen sene Ayasofya'yı cami yapacak kadar ben istikametimi sapıtmadım. Dünyada bizim camilerimiz var diyen, değil mi? Ve bunun bedeli çok ağır olur diyen Erdoğan nasıl olduysa bir sene geçmeden istikametini kaybetti ve şimdi Ayasofya'yı devletleriyle cami yaptı. Yani siyaset budur. Yani siyasetçinin, açıkça söylüyorum, dini, imanı, yani ilkesi olmaz. Evet. O çıkara göre konuşur. Ama ben oradan gelmiyorum, o gelenekten gelmiyorum. Dolayısıyla ben uyum sağlayamadım. Bunun Refah Partisi değil de başka bir partide olsaydı yine aynı problem olurdu. Çünkü ben idealist bir insanım. Ben yuvarlak konuşamam. Ben her neyse dümdüz konuşurum. Dolayısıyla kendimi mecliste bulunca, o ortamı da görünce dedim bari bir misyon icra edeyim. O misyon ne? Yani Atatürk düşmanı tırnak içinde, değil mi? Atatürk düşmanı. Hayır. Yani siz tek parti Türkiye'de değil de dünyanın neresinde olursa olsun. Tek parti dönemi diktatörlüktür. Tek parti lideri, değil mi, liderliği diktatörlüktür. Yani bir taraftan Erdoğan'a tek adam diye saldıracaksınız.
Diğer tarafta o tek parti dönemini savunacaksınız. Hı-hı. Öyle mi? Yani onu savunacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi dönemiyle benzer bir sürecin içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorsunuz. Doğru mu anladım? Yani benzerden daha kötü. Daha da kötü. Hı-hı. Daha kötü niye? Orta çağa savruluyoruz. Hı-hı. Şu anda Ayasofya'da devlet töreni yapılıyor. Hı-hı. Yan İşleri Başkanı'nın elinde kılıç. Dünyaya evet. Ne diyor? Hey, affedersiniz, sağ olun, Osmanlılar geliyor filan diyor. Böyle bir gözdağı veriyor değil mi? Yani dünya bunu böyle görmüyor mu? Kör mü dünya? Evet. Yani Erdoğan'ı seyrederken, şu Ayasofya meselelerini seyrederken, ben İmam Hatip yıllarımda mehterbaşıydım. O zaman mehter takımları filan yeni çıkmıştı Türkiye'de. Yani güzel bir sohbet olsun bu. Bir anımı da hatırlatayım. 2-3 tane İmam Hatip'te daha ilk defa bir mehter takımı kurulmuş. Bir tanesi de Düzce İmam Hatip'teydi. Ben de mehterbaşıydım. Böyle tabii şimdiki gibi değil. Şimdi mehter artık normalleşti. Herkes gördü. Yani öyle bir şey ki o anda. Bütün köyler, şehir yığılıyor bayramlarda. Ulusal bayramlarda stadyumlara yığılıyor mehteri göreceğiz diye. Böyle ben mehterin başında çıkıp astur filan ya Allah deyince sanki işte dağları taşları ben yarattım. Yani dünyayı fethiye çıkıyorum gibi bir duygu içinde oluyordum. Ve şu anda yani bu yani lise yıllarındaki gençlik duyguları. Hı hı. Yani şu anda devleti yöneten insanların mehterbaşı gibi değil mi? Nara atması, dünyaya kılıç sallaması, hadi dini, imanı, her şeyi bir tarafa bıraktık ya. Ben siyaset adamı değilim ama. Hep mi böyle düşünüyordunuz ya, Hasan Bey diye merak ediyorum ben şu anda da. Bu Ayasofya mesela gençlik yıllarınızda orada bir namaz eda etseydik keşke diye hiç düşünmediniz mi gençlik yıllarınızda? Bu görüşleriniz değişti mi? Yani ben Ayasofya ile ilgili... Yoksa hep mi böyleydi? Yani milletvekilliğim döneminde bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Talebelik yıllarımda, gençlik yıllarımda İmam Hatip nesli, hı hı. Diyanet olsun, ilahiyat olsun, biliyorsunuz yani tamamında böyle bir şey var. Öyle şimdi tahmin ama, ediyorum. Yani o var tabii. Ama Mesih meselesinden sonra bende çok büyük, çok radikal bir değişim oldu. Yani İslam'a bakışım, Hristiyanlığa bakışım, dünyaya bakışım, dine bakışım da çok tabii ki büyük değişim, değişiklik oldu. Ama her şeye rağmen söylüyorum. Yani devlet erkanı dini üslupla konuşmaz. Hı hı. Yani mesela Putin dini bir üslupla konuşuyor mu? Yani Trump konuşuyor mu? O, affedersiniz o tırnak içinde deli Trump bile konuşmuyor. Yani politik, bazen yapıyor, bazen yapıyor da. Yani siyasetin dili farklıdır. Siyasetin literatürü farklıdır. Hı hı. Yani Kasımpaşa Kabadayısı uslubuyla, Mehterbaşı uslubuyla devlet başkanlığı yapılmaz. Siyaset yapılmaz. Rajon kesilmez. Bunların faturası olur bu ülkeye. Benim endişem bu. Yoksa inanın bana benim derdim ne cami ne kilise ne havra. Yani benim mabedim, ben neredeysem benim mabedim orada. Orası. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani dolayısıyla ben din üzerinden bir savaş, bir Hilal Haç Savaşı 21. yüzyılda başlamasını istemiyorum. Sevgili Rıdvan, sorusu olacak herhalde. Sevgili Rıdvan. Mehdi'lik konusundan bahsettik. Yani Mehdi konusuna geldik. Mehdi öncesi, Mesih öncesi ve Mesih sonrası. Kusura bakmayın, kelimeleri karıştırdım. Mesih öncesi ve Mesih sonrası konusundan bahsettik. Bu Mesih meselesi tam olarak nasıl oldu? Hani herkesin merak ettiği konudur bu. Sonuçta ortada çok büyük bir Mesihlik iddiası var. Mesihlik hani herkes için çok önemli, çok büyük bir iddiadır. Çok hani büyük gerekçelerle, çok büyük şeylerle beraber gelir. Bu Mesih konusu tam olarak nasıl oldu? Mesih olduğunuzu nasıl öğrendiniz, nasıl anladınız? Tam olarak ne zaman başladı bu? Bunu açıklayabilir misiniz acaba? Şimdi Rıdvan Bey, biraz önceki sorunun şeyi oluyor yani, devamı oluyor bu. Ben milletvekilliği dönemimde
efendim kendime bir misyon biçtim. Nasıl olsa ben bu siyasete ayak uyduramayacağım. Bari bu 4 yılda ben, bunlar benim dokunulmazlığımı kaldırıncaya kadar, ben bu ülkede dokunulamaz, konuşulamaz şeyler var ya, ben bunları kaldırayım. Yani o konuşulamazları konuşulabilir hale getireyim. Söylenilemezleri söylenilebilir hale getireyim. Eleştirilemezleri eleştirilebilir hale getireyim. Yani zihinsel bir devrim, zihinsel bir değişim meydana getirme misyonu biçtim kendime. Dolayısıyla benim verdiğim önergeler de hep bunlarla ilgili. Mesela birinci meclise yapılan darbe ve Ali Şükrü Bey cinayeti önergesi. Şimdi mesela bu ülkede darbeler, değil mi Özgür Bey, nereden başlatılır konuşurken hep 60 darbesi diye başlatılır. 60'da başlatılır. Değil mi? Halbuki bu ülkede ilk darbe 1923'te birinci meclise yapılan darbedir. Ve orada Ali Şükrü Bey cinayeti işlenmiştir. Trabzon milletvekili, muhalefet lideri. Evet. Ama hiç kimse onu dile getiremez. E şimdi ben bir önerge veriyorum mecliste. Birinci meclise yapılan darbe ve Ali Şükrü Bey cinayeti diyorum. Anında medyada patlıyor. Atamıza katil dedi. İşte atamıza peki, şey yaptı. Bu yıllar boyunca, bu seneler boyunca bu cinayetin asılsız bir iddia olduğunu iddia edildi. Hatta geçenlerde Uğur Mumcu'yla beraber katılmış olduğunuz bir programı izledim ben. Hatırlıyorsunuzdur oradaki savunuları. Bunun doğru olmadığını, asılsız olduğunu ve yeterli verinin olmadığını söylüyordu Uğur Mumcu. Yani biraz çamur atıyorsunuz diye suçluyordu sizi yaklaşık 25 yıl önce Mumcu. Bu yıllar içerisinde daha fazla araştırma yapma imkanınız olmuştur muhtemelen. Araştırmaya ne gerek var? Meclis arşivi orada. Bununla ilgili bütün belgeler orada. İnönü'nün rahmetli söyledikleri ortada. Mustafa Kemal'in, Sağlık Bakanı Rıza Nur'un hatıratı ortada. Devletin resmi kayıtları var. O günün gazeteleri var. Ben rahmetli Uğur Mumcu'yla nazik bir konuşma oldu ve bir klasör belge verdim ona. Yani elimdeki belgelerle araştırma önergesi veriyorum. Anlıyor musunuz bunu? Anlıyorum. Ve benim ne söylediğimi bu toplum, bunu niye yapıyorum? Yani Atatürk'e şahsi bir düşmanlığı mı var benim Mustafa Kemal'e? Ama kendi tarihimizi konuşamıyoruz. Yakın tarihimizi konuşamıyoruz. Eğer tarihimizi konuşamazsak, tarihimizle yüzleşemezsek, eğer dinimizi konuşamazsak, dinimizle yüzleşemezsek, nasıl düzelteceğiz yanlışları? Müsaade ederseniz buna biraz devam etmek istiyorum. Lütfen, lütfen. Mesela öyle. Verdiğim önergelerden bir tanesi. Mesela İzmir suikasti önergesi. Biraz detaylandırır mısın? Yani kıyamet koptu İzmir suikasti önergesinde. İşte biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa İzmir'e gidiyor. Daha yoldayken, Balıkesir'deyken kendisine Lazistan milletvekili, o zamanki ifade bu, Lazistan milletvekili Ziya Hurşit'le birlikte iki kişi suikast yapmayı düşünüyorlar, tertip ediyorlar. Ve bunlar İzmir'de ne yapılıyor? Daha Mustafa Kemal İzmir'e varmadan Balıkesir'deyken yakalanıyor. Şimdi bu suikast tertibi gerekçesiyle başta Kazım Karabekir Paşa olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın Mustafa Kemal'in en yakınındaki o kadro, milletvekilleri, bakanlar, paşalar efendim İzmir'de yargılanıyor. Ve bunlardan, bu milletvekili, bakan ve paşalardan pek çoğu efendim işte idam ediliyor. Ve mesela Kazım Karabekir Paşa dahil bunlar ne yapılıyor? Ev hapsine vesaire, müebbet hapse falan mahkum ediliyorlar. Şimdi bu nedir? Yani burada dikkat ediniz. Değil mi? Çok önemli bir olay. Yani Kurtuluş Savaşı'nı yapan paşalar, milletvekilleri, bakanlar orada yargılanıp idam ediliyor. Mustafa Kemal'in en yakınları. Bunu herkes bilir ki Kazım Karabekir Paşa olmasaydı, Kazım Karabekir Paşa, Doğu Komutanı, Şark Komutanı, Vahdettin'in emrine uyup Mustafa Kemal'i yakalayıp teslim etseydi Mustafa Kemal diye bir şey olmayacaktı. Yani Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan Kazım Karabekir'dir. Bu kadar da önemlidir Kazım Karabekir. Ben Mustafa Kemal'i küçümsemek için söylemiyorum bunu. Hakikat budur. Ve bu insanlar idam edilmiş.
Hatta o Ziya Hurşit Bey, Lazistan milletvekili diyorlar o zaman. Trabzon milletvekili. İdam sefasında beni yükseğe asın, alçaklar ayağımın altında kalsın diyor. Yani bu müthiş bir şeydir yani, mesajdır. Her neyse, önergeler. Mesela İş Bankası yolsuzluğu önergesi verdi. Yolsuzluk. Hani işte Demirel nereden buldu? Değil mi? Özal nereden buldu? Erdoğan nereden buldu? Paşamız nereden buldu? 550 dönüm çiftliği. O çiftlikteki o kadar şeyleri. Mesela İş Bankası kendi özel bankası. Nereden buldu paşamız? Yani eğer soracaksak, anlatabildim mi? Bunları da soracağız, sorgulayacağız. İş Bankası önergesi veriyorum. Müsaade eder misiniz? Ne yapıyorsunuz? Evet. Özür dilerim. Kalkar mısınız burada? İş Bankası önergesi veriyorum. Efendim? İş Bankası önergesi verdiğim için hakkımda soruşturma açılıyor. Bir milletvekili olarak mecliste önerge veriyorum. Ve yargılanıyorum daha sonra. Dokunulmazlığım kaldırıldıktan sonra. Efendim? Neden yargılanıyorum biliyor musunuz? Atamıza tırnak içinde hırsız dedi diye yargılanıyorum. Ya ben hırsız filan demedim. Değil mi? Yani bu İş Bankası nereden geliyor? Mustafa Kemal'in bu serveti nereden geliyor? Bugün de tartışılmıyor mu? Erdoğan ikide bir İş Bankası'nı işte hazineye, fona vesaireye devretmek için şu anda konuşmuyor mu? İş Bankası 50'den sonra da Menderes döneminde de şey yapılmış. Efendim bir kanunla işte alınmış. 60 darbesinden sonra iade edilmiş. 12 Eylül'den sonra tekrar alınmış. Yani bu parada... Araya girebilir miyim kısaca? Özür dilerim. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Yani bu paralar Hindistan Müslümanlarının savaşta kullanılmak üzere gönderdiği paralardan geliyor. Ve bunun belgeleri var. Bunun belgeleri var. Ve İş Bankası reklamlarında bununla övünüyor. Yani özür dilerim. Son bir cümle söyleyeyim bu konuda. Buyurun lütfen. Mecliste ben böyle önergeler verince kıyamet kopuyor. Evet. Ya soralım diyorum, bakalım diyorum. Anlatabildim mi? Ya inceleyelim, tarihimizle bir yüzleşelim. Yani resmi tarihimizi bir görelim. Dolayısıyla benim, tabii ne oldu sonra? Onlar benim dokunulmazlığımı kaldırıncaya kadar ben o dokunulamaz denilen şeylerin dokunulmazlığını kaldırdım. Yani o konuşulamazlar ne oldu? Konuşulabilir hale geldi. Söylenilemezler, söylenilebilir hale geldi. Sorgulanamazlar, sorgulanabilir hale geldi. Ve bunu yapınca da tabii bedelini ödersin. Dokunulmazlığımı kaldırdılar. Peki o süreç içerisinde dava arkadaşlarınız, başta işte Erbakan ve diğer dava arkadaşlarınız size ne kadar destek oldular? Bu onların ne derler, icazeti var mıydı siz bu şeyleri verirken? Bir fikir birliği var mıydı parti içerisinde? Özgür Bey, böyle şeyler icazetle yapılmaz. Ve böyle bir misyon efendim hesaplayamaz. Yoktu anlamına geliyor bu biraz galiba. Efendim? Yoktu anlamına mı geliyor acaba biraz? Tabii yok yani, icazetle yapılır mı? Yani böyle şeyler icazetle yapılır mı? Bunu söylediğiniz zaman bunun bir bedeli var. Değil mi? Bunun bir bedeli var. O bedeli ödeyeceksiniz. Dolayısıyla böyle şeyler icazetle yapılmaz. Ama toplumda çok büyük bir sevgi oluştu. Yani gerek refah tabanında, tavanı demiyorum. Ama tabanında milliyetçi, muhafazakar, özellikle İslamcı camiada bana karşı çok büyük bir sevgi oluştu. Ben Türkiye'de yüzlerce konferans verdim. Avrupa'nın her ülkesinde konferanslar verdim. O zamanlar videolar yoluyla bunlar izleniyordu. Gidiyordu. Şimdi medya şimdiki gibi sosyal medya falan böyle gelişmiş değildi. Dolayısıyla aşağıda, tabanda büyük bir sevgi oluştu. Siyasetçileri bu sevgi de rahatsız etti. Yani biraz rakip gibi gördüler. Yani bir dahaki kongrede aday olacak filan gibi. Çünkü onların derdi işte partiye, iktidara gelmek vesaire. Beni kendileri gibi düşündüler. Dokunulmazlığım kaldırıldıktan sonra şunu da söyleyeyim, bu da çok önemli. Buyurun. Tarihe madem not düşüyoruz, acele etmeyelim. Gerekirse bir program daha yaparız ileride. Madem sordunuz, cevaptan olsun.
Mesela derler ki Sasan Mezacı'nın dokunmazlığını Atatürkçüler kaldırdı, Kemalistler kaldırdı. Hı. Hatta siz nezaketen sormuyorsunuz. İşte cezaevinde Ergenekoncular, derin devlet, Kemalistler işkence yaptı, iğne verdi, ilaç yaptı, delirtti de ondan dolayı Mesih olduğunu söylüyor filan. Biliyorsunuz çok yaygın bu. Yani Türkiye kamuoyunda böyle bir şey var. Bu tamamen yukarıdan aşağıya indirilmiş bir algıdır. Yani reisleri ne söylüyorsa aşağıdakiler de öyle söylüyor. İnanıyorlar bir şekilde. Yani reisleri ne söylüyorsa o. Yani Ayasofya açılsın, alkışlarlar. Açılmasın deseydi Erdoğan yine alkışlayacaklardı. Bu CHP'de de böyledir. Diğer partilerde de biliyorsunuz yani Türkiye'de siyaseti nasıl yürüdüğünü. Yani onlar reisleri destekliyor sonunda. Bir doğruyu veya yanlışı desteklemiyor. Particilik böyle bir şey biliyorsunuz. Şunu belirtmek istiyorum burada. Demin konuştuğum şey, Kemalistler, Atatürkçüler bana işte cezaevinde şöyle yapmış, böyle yapmış filan. Külliyen yalandır. Hı hı. Mesela rahmetli Erdal İnönü, kamuoyu bunu bir vesileyle bilsin, dokunulmazlığımın kaldırıldığı oturumda rahmetli Erdal İnönü ve arkadaşları red oyu verdi. Dokunulmazlığı kaldırılmasın diye oy verdi. Meclis zabıtları oradadır. Ama Hasan Refah Bey, Partili, benim kendi partimin üyeleri, Refah Partili komisyon üyeleri gelip red oyu vermediler. Hı hı. Hem dokunulmazdı mı? Çiller Mesut Yılmaz. Doğru yol. ANAP ittifakı kaldırdı. Hasan Bey, şunu söylemek istiyorum. Şeye çok giriyoruz. Hani siyasi geçmişe detaylı bir şekilde giriyoruz. Hani konu çok uzayacak. Asıl meselelere gelemeyeceğiz. Hani biraz daha hızlı, biraz daha nokta atışlı, biraz daha hızlı bir şekilde ilerlersek, biraz daha hani şu konu var mesela, hani siyasi geçmişte bazı sorunlar var. Hani Cumhuriyet tarihinde yapılmış sorunlar var. Bununla ilgili sizin itirazlarınız var, sorunlarınız var. Ancak hani konuyu dine nasıl bağlayabiliyoruz? Hani sonuçta herkesin hani siyasi geçmişle, Türkiye'nin tarihiyle ilgili bazı sorunları olabilir. Siyasi ortamla ilgili sorunlar olabilir. Ama hani konu Mesih'e ve dini iddiaya, tanrılık iddiasında tam olarak nerede bağlanıyor? Hani konu oradan oraya nasıl geçiyor? Bu konuda biraz açıklayabilir miyiz? Yani Hasan Mezacı'yı konuştuk. Şimdi gelelim Mesih konusuna. Evet. Mesih konusunun siyasetle alakası yok. Hatta Hasan Mezacı'yla da alakası yok. Şöyle alakası yok. Mesih olduğumu Cenab-ı Allah bana bildirdiği andan itibaren her şey değişmeye başladı. Nasıl değişti? Açıklayabilir misiniz bunu? Yani bilgi olarak zihinsel bir değişim bu. Allah zihnimi başka bir dünyaya açtı. Yani o Hasan Mezarcı Türkiye'ye bakıyordu. Cezaevinde oluyor değil mi bu? Yani İslam dünyasına bile değil. Ama Mesih sadece dünyaya değil, iki dünyaya ve bütün evrene, kainata bakmaya başladı. Bu onu kelimelerle ifade etmek çok zor bir şey. Dolayısıyla Allah bana Mesih olduğumu bildirdikten sonra artık Hasan Mezarcı faslı kapandı. Peki nasıl yani bildirdi sizi? Yani iç alemimde, iç dünyamda, gönül ve zihin dünyamda başka bir süreç başladı. Ve o andan itibaren de artık tabiri caizse yani Allah'la oturuyor, Allah'la konuşuyor, Allah'la uyuyor, Allah'la uyanıyorum. Yıllarca süren bir inziva yaşamı başladı. Allah beni inzivaya çekti. Peki tam olarak nasıl iletişim kuruyordu sizinle Allah bu konuda? Yani Allah sizinle konuşuyor muydu? Bu görüşme tam olarak nasıl oluyor? Bunun duası nedir? Şimdi Rıdvan Bey'di değil mi? Rıdvan Bey. Evet, evet. Bunları müjde kitabında açıkladım. Eğer girersek sadece bu konuyu uzun uzun açıklamam gerekecek. Rastgele kelimelerle de ifade etmek istemiyorum. Şöyle diyeyim yani. Bir kere Allah konuşuyor derken şunun altını çizmek istiyorum. Allah hiçbir peygamberle konuşmamıştır. Kelam anlamında, söz anlamında. Şimdi ortada yanlış bilgiler var. Mesela Müslümanlara göre Kur'an Allah'ın sözüdür değil mi? Allah'ın kelamıdır. Vahiy yoluyla ulaşıyor iddiası var. Halbuki vahiy yoluyla ulaşıyor ama her Müslüman da Kur'an Allah'ın kelamıdır der. Allah'ın sözüdür der. Hı hı.
Yani kelime kelime, harf harf değil mi? Sanki Cennet Matbaası'nda basılmış da Muhammed'in eline verilmiş gibi tek bir harfi değişmeden günümüze kadar gelmiş bir kitap olarak, değil mi? Yani söylemiş Allah Muhammed'e, sanki Muhammed de tekrarlamış. Basit bir şekilde anlatacaksak bunu. Yani Allah elhamdülillahi rabbil alemin demiş, Muhammed tekrarlamış gibi. Allah kulü vallahu ahad demiş, konuşmuş yani. Ya ortaya bir kelam çıkıyor sonuçta. Bu tam olarak nasıl oluyor? Bu akılda mı gerçekleşiyor? Ya da rüyada. Yok, öyle değil. Yani İlham yok. Öyle değil, şöyle. Önce bunu bir söyleyeyim mi? Bir iki şey söyleyeyim mi burada? Lütfen, lütfen. Yani buyurunuz. Geçmeyelim, acele etmeyelim. Tamam. Ben yaşım itibariyle ve yaşım itibariyle ve Mesih olarak da böyle bazen gençlere çocuklar diye hitap etmek bana sevecen geliyor. Kusura bakmayın. Hiç sorun değil. Evet. İstediğiniz gibi. Hiç sorun değil. İsimleri karıştırmamak için iki tane moderatör olunca. Evet. Şimdi gençler, yani mesela Kur'an'da Hakka suresi ayet 40. Baksın, hı-hı, herkes baksın. Ne diyor? İnnehu le kavlu rasulun kerim. Kur'an kerim bir rasulun sözüdür diyor. Şüphesiz, hı-hı, Kur'an kerim bir rasulun sözüdür diyor. Tekbir suresi 19'da da aynı şeyi söylüyor. Kur'an diyor ki ben Allah'ın sözü değilim diyor. Ben peygamberin sözüyüm diyor. Elçinin sözüyüm diyor. Kur'an bunu söylüyor. Mesela başka bir ayette efendim ve mâ kâne li beşerin en yükellimu Allah. Allah hiçbir beşerle, hiçbir insanla konuşmadı diyor. Ama Müslümanların vahiy inancı nedir? Yani vahiy inancı, Allah Arapça konuşmuş. Kur'an Allah'ın sözüdür, kelamıdır diyorlar. Şimdi yani bu programları niye böyle uzuyor? Bir kere Müslümanların vahiy inancında, vahiy anlayışında yanlışlık var. Vahiy başka bir şey, kelam başka bir şey. Söz, vahiy diye bahsettiğimiz söz, şey şu mu? Yani bu konuda Kur'an'a vahiy, baktığımızda... Vahiy Ruhul Kudüs tarafından, Allah tarafından da değil. Tabii ki Allah'ın emriyle, ama Ruhul Kudüs, Cebrail tarafından peygamberlerin kalbine gelir. Beynine değil, kulağına değil. Ve kalbe gelen de kelimesiz, harfsiz, sessizdir. Kalbine geleni dile getiren peygamberdir. Ki peygamber dile getirirken yanlış söyleyebilir mi? Söyleyebilir. Ve bu konuda Kur'an'da pek çok uyarı vardır. Yanlış söyledikleri de olmuştur. Ama kesmeyin lütfen. Şimdi bunlar, çünkü yanlış sağa sola çekilebilir. Hı hı. Şimdi peygamberin kalbine ne geldi? Peygamber ne söyledi? Peygamberin söylediklerini kim duydu? Ve peygamberden duyanlar bunu hangi tarihte bu kitaba yazdı? Şimdi Müslümanların ellerindeki Kur'an Hazreti Muhammed'den 300 sene sonra Abbasiler döneminde yazılmış bir kitap. Yani hadisler gibi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada olan her şeyi doğrudan Allah'ın sözüdür derseniz zaten orada bir sıkıntı başlıyor. Dolayısıyla ben diğer peygamberler gibi değilim. Şimdi asıl konuya geliyorum. Yani peygamberler için bu anlattığım vahiy çerçevesi geçerli. Ben Mesih'im. Mesih de Ruhul Kudüs'tür. Yani bir, o Müslümanların Cebrail dediği şeydir. Ruhul Kudüs Allah'ın, Tanrı'nın ruhudur. Şimdi bu temel bilgileri şey yapmak gerekiyor. Bilmek gerekiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. Estağfirullah. İnne İsa ibn Meryem Resulullah ve kelimetuhu. Meryem oğlu İsa Allah'ın Resulü, yani elçisi ve kelimesidir. Dikkat edin. Ne diyor Kur'an? Yani İncil'den bahsetmiyorum. Kur'an, Kur'an'daki Mesih. Kur'an'ın anlattığı Mesih. Meryem oğlu İsa Allah'ın neymiş? İsa denilen o adam. Öyle diyelim. Allah'ın beden almış kelimesi. Yani Meryem'in rahminde ete kemiğe bürünmüş Allah'ın sözü. İsa diye görünmüş. Şimdi bunlar gerçek İncil diyorlar. Gerçek İncil vardı da kayboldu. Gerçek İncil İsa'nın kendisidir. Bu yazılı İncil'ler İsa'yı anlatan kitaplardır. Yani İncil'i anlatan kitaplardır. Gerçek İncil değildir. Bunu, hı-hı, Hristiyanlar da böyle bilir zaten. Şimdi buradan hareketle şuraya geleceğim. Kelime elkaha ila Meryem ve ruhun minhu diyor. Allah'ın diyor ruhudur. Yani Ruhul Kudüs, kutsal ruh.
Onun için Allah'la doğrudan temas kuran, öyle söyleyeyim ben, konuşan, görüşen diyeyim buna, temas kuran Mesih'tir. Sizsiniz yani. Evet. İşte o Mesih, yani Hristiyanların ve Müslümanların iman ettiği o Mesih, o Meryem oğlu Mesih İsa benim. Şimdi temel soru şu. 2000 sene önce Nasıra'da doğmuş. Değil mi? Kudüs'te oralarda yaşamış, haşa asılarak ölmüş olan İsa ben nasıl oluyorum? Değil mi? Yani temel soru, temel sorun bu. Bunların hepsi apaçık bir şekilde, yani kendimi nasıl açıkladım, müjde kitabında var. Yani nasıl açıklıyorum, ben nasıl etimle, kemiğimle, kanımla, yani reenkarnasyon değil, yani İsa'nın ben reenkarnesiyim falan demiyorum. Çünkü reenkarnasyon zaten ölen bir kişinin ruhunun gidip 2000 yıl sonra gelmesi değil. Ölen birinin ruhunun başka bir varlığa geçmesidir. Ancak şöyle bir şey var Hasan Bey. İncil'e baktığımızda ve hadislere baktığımızda ikisinde de şunu buluyoruz. Hani İncil'den ben bu konuda kaynak da verebilirim. Bir 6-7 tane ayette aynı şey bulunuyor. İsa havarilerine şunu söylemiştir. Sizden bazıları ölümü tatmadan önce ben geri geleceğim veya işte hani Tanrı'nın egemenliğini getireceğim demiştir veya gelmeme az kalmıştır, bu kuşak gitmeden geri geleceğim demiştir. Muhammed'in hadislerine göre ise Meryem'in oğlu İsa'nın aranıza dönmesine çok az kaldı demiştir mesela. Hani burada Hristiyanlar ve Müslümanlar o zaman da dünyanın sonunun gelmesini bekliyordu. İsa'nın her an geri dönmesini bekliyordu. Hatta bununla birlikte bazı alametler de vardı. Mesela hani Müslümanların inancına göre Deccal gelecektir, işte Mehdi gelecektir, Yecüc Mecüc gibisinden şeyler gelecektir. Ama siz 2000 yıl sonra gelmiş oluyorsunuz. Muhammed'den 1400 yıl sonra gelmiş oluyorsunuz. Böylece hem İncil ile hem Muhammed'in sözleriyle çelişmiş olmuyor musunuz? Şöyle düşünün, yani şimdi İncil mesela, İncil'de öyle şeyler var ki ya birileri yazmış bunu. Yani İsa'nın sözü denilen şey tam olarak o mu mesela? Değil mi? Yani siz biliyorsunuz, tarihsel olarak da biliyorsunuz. Mesela Kur'an'da anlatılan bir ayet diyelim, söylenilen bir ayet. Yani bunu Muhammed tam olarak böyle mi söyledi? Ve bu kitapta değil mi 300 sene sonra yer almış. İncil'ler de öyle. Mesela İncil'lerde doğru olmayan şeyler de var. Ama bu o kitapları inkar ettiğim, inanmayın dediğim anlamı çıkmasın bunda. Ama bunlar da maalesef var. Mesela İsa incir ağacının altında oturuyordu diyor. Ben başka bir şey söyleyeyim şimdi size de. Şey olsun. İşte canı işte acıkmış, incir yemek istemiş İsa'nın. Efendim incir ağacında meyve yok diye incir ağacını lanetlemiş. Ve artık ondan sonra o incir kurumuş. Ve meyve vermemiş. Ya şimdi düşünün, yani aklı başında bir insan, bırakın İsa'yı, peygamberi, Ruhul Kudüs, aklı başında bir insan meyve yok diye ağacı lanetler mi? Yani ve buna da bir mucize diyor şimdi bu. Anlıyor musunuz? Yok işte denizde giderken boğulacaklarmış da işte rüzgarı azarlamış filan. Ne yani, ya masal kahramanı üretiyor yani. İsa'dan bilmem kaç yüzyıl sonra birileri bir şeyler anlatıyor yani. Yani o zaman biz bu kitaplara güvenemiyor muyuz o halde? Yani güvenebileceğimiz, yani ya akıl var. Değil mi? Akıl diye bir şey vermiş Allah. Bakacağız yani burada. Çok güzel şeyler de var Kur'an'da mesela. Haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüştür diyor. Değil mi evet. Mesela? Değil mi? İşte kralın hakkı krala, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya diyor mesela. Değil mi? Mesela diyor ki işte güneşini inanan inanmayan ayrımı yapmadan herkesin üzerine doğuran Tanrı gibi olun diyor. Ama harika şeyler. Yani anlatabiliyor muyum? İncil'de bu bahsetmiş mi oldunuz? Buyur. Çok özür dilerim, böldüm ama. Yok estağfurullah. Tam şeye değinmişken, bu Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, kralın hakkı krala ya da Sezar'ın hakkı Sezar'a şeklinde de versiyonları var. Değinmişken sormak istedim. Sizin daha önceki şeylerinizi de söylemlerinizi de bildiğimiz için bunu şöyle yorumlayanlar var. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olması gerektiği şeklinde yorumlayanlar var. Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin, devletlerin hakkını, siyasetin doğasını ondan ayırın şeklinde bir şey var.
Bu söyleme sahip çıktığınıza göre o eski artık olmayan Hasan Mezarcı ile de bayağı aslında yollarınızı ayırmışsınız gibi görünüyor fikren. Evet, doğru mudur? Doğru. Tabii Özgür Bey. Başka türlü de olamaz ki zaten. Hı hı. Yani başka türlü olabilir mi? Yani Hasan Mezarcı'nın fikri, düşüncesi, bilgisi daha çok yerli ve milli. Hı hı. Yani o sınırlı. Ya Mesih Ruhul Kudüs. Ruhul Kudüs deyince Ruhul Kudüs öyle bir şey ki Musa'ya Tevrat'ı vahyeden de o. Değil mi? Havarilere o İncil'i öğreten de o. Hı hı. Muhammed'e Kur'an'ı öğreten yani o vahyi getiren de o. Yani sizsiniz. Ya evet yani ben üçüncü şahıs gibi bahsediyorum ki benim Mesih olduğuma inanmayanlar en azından bunu bilsinler. Yani Kur'an'ı siz gönderdiniz Muhammed'e. Muhammed'i de siz tabii yani mesela Müjde kitabında var. Kur'an Mesih'in kitabı, Ruhul Kudüs'ün hitabı diyor. Yani ben Mesih'sem ben Ruhul Kudüs'üm. Bütün Müslümanlar da Kur'an'ı Ruhul Kudüs'ün getirdiğini bilirler. Kitap olarak, söz olarak değil, vahiy olarak tekrarlıyorum. Yani o kalbe getiren. Hasan Bey, yani, bir şey sormak istiyorum lütfen. Buyur. Dayanamayacağım artık, sormak istiyorum. Bir mecaz mı var? Bir mecaz mı yapıyorsunuz? O benim derken bir imamı var. Yoksa gerçekten o olduğunuzu mu söylüyorsunuz? Yoksa ben ilk 2000 anlayamadım. Yılında... Henüz çözemediğimiz bir mecaz mı var? Bir metafor mu var? Ay yok yok. Ben çok düz bir insanım. Yani bende takiye yok. Bunu kamuoyu beni bilir. Yapamam, beceremem takiyeyi. Bu mecazı falan beceremem ben. Özür dilerim yani halk tabiriyle ben dümdüz bir adamım. Yani ne varsa işimde o. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kere beni tanıyan bunu bilir. İkincisi de Mesih olmadığı halde Mesih olduğunu söylemek çok korkunç bir şeydir. Yani bir insanın Mesih olmadığı halde inanan birinin, Tanrı'ya inanan birinin, tırnak içinde, Allah'a inanan birinin Mesih olmadığı halde Mesih olduğunu söylemesi korkunç bir şeydir. Günahtan öte yani. Din limandan çıkar cehennemin dibine gider. Yani inanç böyledir. Bu öyle üzerinde oynanacak bir kavram değil bu Mesih konusu. Şimdi ben diyorum ki Hristiyanların ve Müslümanların ve bütün dünyanın bildiği o Meryem oğlu İsa dedikleri 20 asır önce Kudüs'te yaşamış, aşağı asılarak öldürülmüş, bütün dünyanın tanıdığı Meryem oğlu İsa. Etimle, kanımla, kemiğimle, bedenimle, ruhumla ben oyum. O zaman da geçen her şeyi hatırlıyor musunuz peki? Onu söyleyeceğim. Müsaade ederseniz yanlış anlamadım. Nasıl oluyor? İlk defa bu Reha Muhtar polemik yapmasaydı bunları güzel açıklayacaktım. Polemik yapınca ben o programı kapattım, çekildim. Efendim, ondan sonra işte yok deli kafir sahte mesih kampanyaları başladı. Halkın bana inanmasından korktu. Din adamları, devlet adamları. Halk benim mesih olduğuma inanırsa tanıyor beni kamuoyu, seviyor, büyük bir kesimi seviyor. Bunların da kutsal tezgahları var, din tezgahları var. Değil mi? Siyasi partileri var, iktidara gelecekler. Ya işte ihlas tencereleri satıyorlar, takva leblebileri satıyorlar, cihat kebapları satıyorlar, selam sucukları satıyorlar, beyat mobilyaları satıyorlar, cennet parselleri satıyorlar filan. Korkunç bir din tezgahı var. Şimdi benim Mesih olduğuma Hristiyanlar inanırsa papayı kim dinler? Dikkat edin yani. Yani Mesih olduğunu söylemek, ben haçını sırtına almaktır, ölümü göze almaktır. Hedef haline gelirsiniz. Hele halkın inanma ihtimali varsa soluğu haçta alırsınız yani. Bu böyle bir şeydir. Yani bu millet benim Mesih olduğuma inanırsa işte falan Diyanet Başkanı'nı mı dinler, beni mi dinler? Erdoğan'ı mı dinler, beni mi dinler? Misal söylüyorum tırnak içinde. Şeyh Efendi'yi mi dinler, beni mi dinler? Ödleri kopuyor biliyor musunuz halk inanacak diye. Korkuyorlar. Ve ben tezgah kurmaya gelmedim bu dünyaya. Tezgah yıkmaya geldim. O din tezgahları var ya, din üzerinden siyaset, ticaret, dünyalık elde eden, o din üzerinden sömürü kuranlar var ya, ayırmıyorum. Müslüman, Hristiyan, Yahudi ayırmıyorum. Ben 2000 yıl önce de Mescid-i Aksa'nın önündeki o tezgahları yıkmışım. İncil'de yazılıdır bu.
Ve göreceksiniz yine yıkacağım Allah'ın izniyle. Bütün bu din tacirlerinin tezgahlarını Allah'ın izniyle yıkacağım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Nasıl oluyor? Bildiğiniz, inandığınız Hazreti İsa ölmüş. Hı hı. Dilde bunu söylüyor, Kur'an da söylüyor değil mi? Haça asılmış ve ölmüş. Peki ölen bir kişinin insani hafızası ne olur? Yok olur değil mi? Silinir. Evet. 20 asır sonra tıpkı 2000 yıl önce bir anneden doğduğum gibi tekrar bir anneden doğarak dünyaya geldim. Hı hı. Şimdi bunlar ne bekliyor peki? 2000 gökten. Yaşında gökten gelecek bir adam bekliyor. Demek ki hastalık, delilik bunlarda. Benim kendimi nasıl açıkladığımı, Müjde kitabında, Haç Gerçeği kitabında nasıl açıkladığımı okumuyorlar, bakmıyorlar ki. Çok özür dilerim. Ha 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 ha. Affedersiniz. Bak 2000 yaşında görünmüyor filan. Ve bunu prof denilen adamlar söylüyor yani. Yani ilahiyatçılar söylüyor. Gelsin, Diyanet İşleri Başkanı gelsin, ona ben dinini anlatayım. Kur'an'ı anlatayım. Papa gelsin, Patrik gelsin, ben ona İncil'i anlatayım. Hahambaşı gelsin, Tevrat'ı anlatayım. Bu kadar iddialı söylüyor. Yani dinleyin, bunları öğreteyim. Demin bir şey boşlukta kaldı. Müsaade eder misiniz? Buyurun. Buyurunuz. Tevrat ve İncil'de pek çok vahiy ürünü olan ayet olduğu gibi pek çok da uydurma var. Bunların tamamını biliyorum. Allah bana bildirdi. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da vahiy ürünü olan ayetleri de biliyorum. Vahiy ürünü olmadığı halde peygamberlerden sonra oraya konulmuş olanları da biliyorum. Uydurma hadisler gibi. Örnek verebilir misiniz Kur'an'dan? Mesela vereyim. Mesela Talak suresinde o 4. ayet zannediyorum boşanmakla ilgili. İşte boşadığınız kadınları 3 ay 10 gün evinizden uzaklaştıramazsınız. Beklemeniz gerekiyor. Biliyorsunuz iddet süresi deniliyor buna. O cümle uzun bir cümledir o. Mesela orada diyor ki وَاللّٰهِ لَمْ يَحِذْنَ adet görmemiş kadınlarınız diyor. Ya Allah aşkına niye bu çocuklar ateist oluyor, deist oluyor? Ne olsun başka bunu orada görüyor Allah'ın ayeti diye. Ya ne yapsın yani şimdi aklını peynir ekmekle mi yesin? Yani peki. Ne yapsın? Yani şimdi bu cümleyi oraya kim koydu? Adet görmemiş kadın ne demek? Yani adet görmemiş, adet hayız, buluğa ermemiş kadın mı olur? Yani örnek olarak söylüyorum. Yani böyle yüzlerce ama ben ayet değil diye tartışmaya girmem. Hı-hı, tabii. Ben çok iptal ettim bunları. Kaldırdınız. Çünkü ben Allah'ın Mesih'iyim. Hı-hı. Ayet bile olsa iptal etme yetkim var. Mesela örnek olarak söyleyeyim. Tevrat'ta şeyde var, Kur'an'da ve hadislerde zina edenin recmedilmesi, taşlanılarak öldürülmesi cezası biliyorsunuz. Evet. Ve ben bunu iptal ettim. Ben şimdi iptal ettiğim gibi 2000 sene önce de iptal ettim. Bu İncil'de yazılıdır o fahişe Meryem meselesi değil mi? Günahsız olan ilk taşı atsın dedim. Yani o şeriatı ne yaptım? Uygulamadım. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de ben Mesih'sem benim bazı haramları helal kılma yetkim var. Mesela içkiyi helal kılma yetkim var. Mesela kıldınız mı peki? Öyle bir şey... Kıldım. Yani içkiyi helal kıldım. Domuz etini helal kılma yetkim var. Hı-hı. Mesela kadınların ve erkeklerin tesettür. Hristiyanlıkta, Yahudilikte, Müslümanlıkta tesettür ve harem selama uymaları farzdır. Hı-hı. Öyle değil mi? Ve mesela açık gezmeleri haramdır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Ve لِوْحِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذ۪ي حُرِّمْ عَلَيْكُمْ der. Ben Kur'an hafızıyım. Hı-hı. Yani size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için geldim. O dinin o katı kuralları var ya, o katı. Ve bunları benim helal kılma, o haramlığını kaldırıp helal kılma yetkim var. Ve ben elbette bunları hiç çekinmeden kullanacağım. Şu, bir şey daha burada söyleyeyim. Lütfen. Benim Mesih olduğum, yani bu bir zan değil. Hı hı. Şimdi hiçbir peygamberin bunu söylememe izin verir misiniz? Lütfen. Lütfen, istediğinizi söyleyebilirsiniz. Buyurunuz. Bakın, mesela Muhammed'in peygamber olduğunu hiç kimse bilmiyor. Hı hı. Ne Ebu Bekir biliyor, ne Ömer biliyor, ne Osman biliyor, ne Ayşe biliyor, ne Ali biliyor. Değil mi? Yani Allah onlara Muhammed peygamberdir diye vahyetti mi? Etmedi değil mi? Muhammed diyor ki ben peygamberim, Allah bana vahiy ediyor diyor.
Onlar da inanıyorlar ama bilgileri yok. Yani onun peygamberliğine hani kelime-i şehadet diyorlar. Eşhedü en la Muhammedin ilahe illallah. İşte Allah'a şahitlik ederiz birliğine. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ediyoruz diyorlar. Halbuki onlar bildiğine şahit değil. Yani değil mi? Yani Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunu bilmiyorlar. Allah'ın ona vahyedip etmediğini bilmiyorlar. Hı hı. Onlar Muhammed'den duyduklarına şahitlik yapıyorlar. Ama dikkat edin. Mesih'in havarileri var. Bunlar havariyle ashabı karıştırıyorlar. İncil okuyanlar bunu bilir. İsa'nın Mesih olduğunu Petrus'a bildiren Allah, yani İsa onu ikna etmiyor. Yuhanna'ya İsa'nın Mesih olduğunu vahyeden, bildiren Allah. Onun için Mesih'in o arkadaşları var ya 12, ki 12 değil aslında fazla onlar da 12 olarak öne çıkmış. Bunların her biri bir Resul'dür biliyor musunuz? Yani eline onun Mesih olduğunu bilir, bildirir. Mesela dün bana hiç tanımadığım şu ana kadar tanımadığımız bir öğretmen telefon etti bir vilayetimizden. Bir öğretmen arkadaş. Daha henüz kendisiyle tanışmadık. Daha dün olmuş bir şey. Efendim. Beni görmüş. Rüyasında görmüş. Mardin'de bir kilisedeymişim. Bir papazla görüşüyormuşum. Kral elbiseleri içinde bir elbise içindeymişim. Ve işte herkes işte Mesih olduğumu söylüyormuş filan. Buna da işte söyleme diye bağırıyor. Yani apaçık bir şekilde benim Mesih olduğumu gören şahitlerim var. Dolayısıyla rütük. Hani sosyal medyayı yasaklar da, engeller de. Rütük, efendim bu medyayı engeller de. Ama ilahi medyayı ne yapamaz? Engelleyemez. Dolayısıyla ben gözümü yumsam bile Ruhul Kudüs olarak yine işlevim devam edecek. Çünkü iki bedeni var Mesih'in. Bir ölümlü insan bedeni var. Bir de ölümsüz Ruhul Kudüs bedeni var. Hasan Bey. Yani asıl işi yapan ölümsüz Ruhul Kudüs bedenidir. Onun için bakınız bir cümle. Bakınız İsa devlet kurmuş mu? Deminki konu. İsa devlet kurmamış değil mi? Ordu kurmamış. Değil mi? Savaşmamış. Ganimet yağma almamış. Değil mi? 30 yaşında bir genç. Sıradan insanlar 5-10 kişi çevresinde haça asılmış gitmiş. Peki nasıl yayılmış İsa'nın mesajı bu kadar? Milyarlarca insan buna nasıl inanmış? Arkada devlet yok, ordu yok, işgal yok, ganimet yok, yağma yok. Öyle mi? Öyle mi acaba? Mesela Roma nasıl fethedildi? Yani havariler ilk zamanları düşünün. Yani İsa'ya inananlar savaşarak bir yeri işgal etmediler ki. O gönül fethi denilen şey oldu. Değil mi? Yani Bizans kralı Hristiyanlığı kabul edince Hristiyanlık devlet haline geldi. O zaman da bitti zaten onu söyleyeyim. Ama devlet haline gelince kurumsallaşınca ne oldu? O din istismarı başladı. Hasan Bey, şunu söyleyeceğim. Yani Hristiyanlık Hristiyan dünyasının başına bela oldu. Hı hı. Yani o Vatikan değil mi yani o Hristiyan dünyasının başına din kurumsallaştığı zaman baş belası olur. Deminki sözü söyleyeyim de o cevap yani kralın hakkı krala tanrının hakkı tanrıya meselesi. İşte bu budur. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerekir. Kesin bir çizgiyle. Laikliği ilk defa getiren aslında İsa'dır. İlk defa telaffuz eden. Böyle de kabul edilir. Ama kurumsal olarak ayrılmalı, zihinsel olarak da ayrılmalı. Ve bugünün Türkiye'si? Bugünün Türkiye'si gidiyor Orta Çağ'a doğru. Hasan Bey şunu sormak istiyorum. Yani, çağdaş bir cumhuriyet bile olamaz bu kafayla bunlar. Bir Diyanet İşleri Başkanı devlet töreniyle Ayasofya'da elinde kılıç kutlu okuyorsa bu orta çağdır. Bu çağdaş bir cumhuriyet bile değildir. Şunu sormak istiyorum. Evet, az önce kusura bakmayın böldüm de dini kitaplarla ilgili bazı şeylerde bulunduk, bazı yorumlarda bulunduk, bazı iddialarda bulunduk. Mesela hani İncil'de yazan her şey doğru değildir, Tevrat'ta, Kur'an'da yazan her şey doğru değildir gibisinden iddialarda bulunduk. Dolayısıyla ortaya şu sorun çıkıyor. Hani millet bu kitaplara baktığında hani ben bu kitaba nasıl güvenebilirim gibisinden bir soru sorar. Bazı kısımları doğruysa ve bazı kısımları yanlışsa. Hatta bunu şuna da bağlamak istiyorum. Hani sizin dediğinize göre vahiy doğrudan Tanrı'nın veya işte Allah'ın sizinle konuşması veya bir şey göstermesi değil, kalbinize bir vahiy benimle vermesi. Benimle demiyorum. Gibi. Diğer peygamberlerle diyorum. Yok, tamam diğer peygamberler. Benimle doğrudan var. Ben Mesih'im çünkü. Sizinle evet. Doğrudan var. Şu sorun ortaya çıkıyor yalnız. Hani
millet genelde şunu bekler. Mesih gelirse eğer, hani Mesih büyük bir şekilde, hani hiç kimsenin görmezden gelemeyeceği bir şekilde Mesih olduğunu görmesini, hani Mesih olduğunu ispatlar. Hani mesela Hristiyanlar veya Müslümanlar Mesih'in bazı mucizeler gösterdiğine inanırlar. Şu anda gördüğümüz kadarıyla sadece şu var. Üzerinize almayın, kusura bakmayın. Sadece hani gerçeği... Tabii. Gerçeği bulmak amacıyla söylüyorum. Hani ben mesela şu anda ortaya çıkıp da ben bir peygamberim desem veya hani Allah benimle konuşuyor desem veya ben Allah'ın kendisiyim desem, hani kimse gelip de bana hani yalan söylüyorsun, doğru değildir diyemez. Çünkü ben onlara derim ki benim bu kalbimde ve aklımda var. Ben sizin görmediğinizi görüyorum, bilmediğinizi biliyorum. Ben doğruyu söylüyorum diyebilirim. Kimse de bunu çürütemez. Hani dolayısıyla başka birisi de aynı şeyi yapsa kimse onu çürütemez. Bu yüzden tarihte Hristiyanlar hani İsa'nın bazı mucizeler gösterdiğine inanırlardı mesela. Hani şu var, bu konuda bir yorum yapabilir misiniz? Mesela hani İsa suyu şaraba çevirmiştir gibisinden bir mucize var. Bu yüzden hani Hristiyanlar gördüklerinde veya insanlar onu gördüğünde ona inanmışlardır. Sizin de bu gibi şeyleriniz var mı, mucizeleriniz var mı? Siz de ona mesela inanmışlar değil, şaraba Bey. Çevirebilir misiniz? Rıdvan Bey, peygamberler böyle... Ne diyelim? O sip şeyleri var ya. Sip cambazları mı oluyor? Ne diyorsun? Jonklör, cambaz. Şapkadan cambaz. Vizyonist. Şey. Yani, şapkadan güvercin çıkaran. Bu değil peygamberler. Hı-hı. Peygamberler normal yaşamını sürdürürken bazı mucizeler meydana gelir. Şu anda da geliyor. Fakat buna herkes tanık olmuyor. Evet. Bu çok önemli. İncil'in de hiçbir mucizesini görmedik. Mesela eğer öyle olsaydı İsa'ya herkes inanırdı, haç asılmazdı. Yani bu kitaplarda anlatıldığı gibi değil olay. Yani İsa mucize göstermiş de su şarap olmuş da niye inanmamışlar o zaman? Daha çocukken ona inanmaları gerekirdi. Yani bunlar algıdır. Bu böyle değil. Mucize doğrudur, haktır. Hı-hı. Şu anda da oluyor. Görenler de var. Zaten o İncil'de hani... falan olanlar da tanıklar. Yani bir kişi bir şeye tanık olmuş. Hı hı. Hatta tanık olunmayan şeyler de var orada. İşte İsa yani... diyor girdi odaya diyor ölüyü diriltti diyor. Yatıyordu diyor orada. Hı hı. Ama o anda o odada İsa'dan başka kimse yok. Bir ölü var bir İsa. Şimdi ötekisi bunu naklediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu Muhammed şöyle... için de benzer şeyler anlatılıyor. Gökyüzüne yükselmesi gibi. Muhammed için de benzer. Muhammed'in gökyüzüne yükselmesi rüyadadır. Bütün hadis kitaplarında vardır. O miraç meselesi rüyadır. Yani bunlar onu şey yapıyorlar. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitti filan. Değil mi? Neresi Mescid-i Haram? Kabe. Yani konudan konuya atlıyoruz da yarım kalıyor. Kabe. Mescid-i Aksa neresi bunlara göre? Kudüs değil mi? Kudüs. Kudüs'te evet. Beyt-i Makdis yani. Süleyman Mabedi. Peki bu ayet geldiğinde, yani o İsra suresinin ilk ayetleri geldiğinde Muhammed Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitti dediğinde, hı hı. Dediğinde Kudüs'te Mescid-i Aksa diye bir cami var mıydı? Tarihsel gerçeklerle örtüşmüyor diyorsunuz. Ya var mıydı söylesin, çıksın, hocalar çıksın söylesin, tarihçiler söylesin. Mescid-i Aksa, o camiye Mescid-i Aksa denilmesi... Ta Emeviler zamanındadır. Hı hı. O cami Ömer Camii'ydi. Yani bu ayet geldiğinde Kudüs'te öyle bir cami yoktu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bile ikide bir çıkıyor. Kudüs diyor bizim diyor işte kıblemizdir. Bizim peygamberimiz diyor buraya miraç yaptı. Uçup geldi. Değil mi? Buradan da göklere çıktı. Bu diyor Kudüs ve diyor bu gökler bizim diyor hava sahamızdır diyor. Yani halbuki Mescid-i Aksa Medine'ye 29-30 kilometre yakınlığın Arafat civarında Cirane'de bir basit bir mescitti. Peygamber zaman zaman oraya dinlenmeye giderdi. Mescid-i Aksa demek uzak mescit demek. Yaya olunca biliyorsunuz 30 kilometre bayağı uzak yani. Hı hı. 29-30 bayağı uzak yani. Yani o bir şeyin ismi değildi. Yani Kudüs'teki bir mabedin ismi değildi. Uzak mescit anlamına geliyordu ve Medine'ye işte 29 kilometre mesafedeki bir yerdi. Ve bir gece de Muhammed kalktı. Allah'ın yani şeyiyle oraya gitti. Hı hı.
Ve Allah ona bir takım ilahi gerçeklerini yaptı, açtı. Yani hadise budur mesela. Daha sonra Hazreti Ömer Kudüs'ü işgal edince, bu Yahudilerin kıblesi, Kâbesi olan Süleyman Mabedi'nin üzerine Ömer Camii'ni yaptı. Hı hı. Orayı işgal etti. Gasp etti. Bunun adı budur. Yani Yahudi, hala Yahudiler o Süleyman Mabedi'ne dönerek, Beyt-i Makdis'e dönerek ibadet yaparlar, namaz kılarlar. Ve Hazreti Ömer bunu yapınca, Hazreti Ömer'den sonra o yıkıldı. Emeviler zamanında şimdiki mabet yapıldı. Hı-hı. Ve buna Mescid-i Aksa denildi. Ve Kur'an ayetindeki Mescid-i Aksa sanki ondan bahsediyormuş gibiye dönüştü hadise. Özür diliyorum. Hasan Bey, ben özür dilerim. Çok fazla soru akışı var. Onun için böyle soruları da biraz şey yapalım, akıtalım diye kestim. Güncel konulara da biraz konuşalım programın süresi yettiğince. Bu COVID-19 hadisesi var. Bir pandemi meselesi yaşadık. Bayağı tedirgin bir süreçten geçtik ve o tedirginliği de tam olarak üzerimizden atabilmiş de değiliz halen. Bununla ilgili düşünceleriniz ve gelecekte neler olacağına dair fikirleriniz nelerdir diye sorsak. Şimdi, Tanrı neden bunu bize reva gördü diye sormak istiyorum aslında ama babanız neden bize bunu reva gördü? Bize artık acaba eskisi kadar sevmiyor mu? Yoksa bizden biraz uzaklaştı mı? Yani şimdi Rıdvan Bey, insanlar yani ister inanan olsun ister inanmayan olsun, ateist olsun fark etmez. İnsanlar Tanrı'yı kendileri gibi düşünüyor. Yani kendi beş duyusuyla düşününce Tanrı'yı kendileri gibi düşünüyor. Ondan sonra konuşmaya başlıyor. Tanrı diyor, madem diyor tavukları yarattı, tilkileri niye yarattı diyor. Yazık değil mi tilkilere diyor. Yani çok basit bir şekilde gidiliyor. Ya kainat o kadar büyük ki, evren o kadar büyük ki siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Bu arada şunu da söyleyeyim, ben bizim ateistleri akıllı telefonlara benzetiyorum. Akıllı cep telefonlarına benzetiyorum. Sadece diyorum tek şeyleri Tanrı'yla internet bağlantısı, iletişimleri yok diyorum yani. Yani, artık böyle, var. Artık var ama. İnşallah öyle bir iletişim olur. Yani, ve imanı da böyle tanımlıyorum. Yani iman bilgiden ziyade, bilgi önemlidir, akıl bilgi önemlidir, bilim önemlidir. Ama iman meselesi bilim meselesinden ziyade gönül meselesidir. Evet. Aşk gibidir, sevda gibidir. Yani birisine tutulursunuz sanki dünyada başka hanım yok gibi veya başka erkek yok gibi. İşte onun için ölüyor, onunla dolmuş, delleniyor filan, onunla yatıyor, onunla kalkıyor, onunla konuşuyor filan. İman meselesi biraz böyle gönül meselesidir. Şimdi bir tiyo da vereyim yani. Hı hı. Bu iletişim olmadığı için bizim ateistlere, yani öbür tarafa gidince Allah niye inanmadınız filan derse, ya işte o iletişimi sen kurmadın bizimle de ondan dolayı filan özür dileriz dersiniz. Hı hı. Belki bugün geçin der. Önemli olan o kötülükten uzak durmak. Yani kötü şeylerden uzak durmaktır. İyi şeyleri yapmaktır. Yani iyi insan olmaktır. Eğer Tanrı inancı bir insanı gerçekten iyi bir insan yapmıyorsa bu inanç bir işe yaramıyor demektir. Mesela bana inananlar bu imanlarından öncekinden daha iyi baba olmuyorsa, daha iyi anne olmuyorsa, daha iyi arkadaş olmuyorsa, değil mi? Ya bu iman işe yaramıyor demektir. Yani bu iman bir şeye yaramıyor demek. Şimdi COVID'e gelince biliyorsunuz İncil'de bu konu var. Bir de biliyorsunuz mesela Budistler Mesih bekler, Metteya der onlar. Budistler. Mesela Hindular, bir milyar aşkın Hindu var dünyada. Sadece Hindistan'da yok. Başka yerlerde de var, ülkelerde de var. Onlar Kalki derler mesela. İşte, çok özür dilerim biraz. Kalki. Yani Hindular. Kalki diyerek bekler. Hani Tanrı, kimisi Yahve der aynı Tanrı'ya, yaratıcıya. Kimisi Tanrı der, kimisi Allah der, kimisi Yahve der ya. Aslında Mesih beklentisi çok eskidir. Böyle Mehdi meselesine benzemez. Müslümanlar Mesih der. İşte mesela Hristiyanlar, işte Yahudiler Moşeyah der filan. İsimler farklıdır ama beklenti aynıdır. Ve kıyametten önce, yani dünyanın, dünyada ihtiyarladı yani, onu söylemek istiyorum. Yani yaşlandı.
ihtiyarladı. Evet. Her insanın, her yaratığın bir sonu olduğu gibi, bir ölümü olduğu gibi dünyanın da böyle bir sonu var. Ve Mesih gelecek, ondan Mesih'in gelmesi kıyametin yaklaşması demektir. Ne zaman olacak peki bu? Ve bütün dinlerde böyledir. Ben geldiğime göre zaten artık başladı. Siz yani öldükten sonra yakında kıyamet mi kopacak bir yer? Hayır. Bunu dünyanın ömrüyle kıyaslamak lazım. O yakınlığı. Yani milyarlarca, değil mi? Çok milyarlarca şeyi var. Dünyanın ömrü var. Ve Allah bazı şeyler bildiriyor. Bana da bildiriyor, havarilerime de bildiriyor kıyametle ilgili. Yani miladi tarihe göre, hicri tarihe göre demiyor ama bazı sembolik şeyler söyleyerek onlar üzerinden işte o zaman olacak gibi bildiriyor ama kesinlikle kıyametin tarihini vermemek lazım. Bu hiçbir işe de yaramaz. Çünkü ben şimdi bir şey söylesem o günü bekleyeceksiniz. Yani bunun bir anlamı yok. Zaten o an geldiği an kimse kıyamet falan da görmeyecek. Çünkü yanardağ gibi patlayacak evren. Yani ben bunu biliyorum. Yani Allah bana temsili olarak bunu rüya aleminde yaşatarak gösterdi. Yani kıyametin o kopma anını gösterdi. Bir de şu var. Allah bir şeyle kendisini bağlayamayız Allah'ı. Öne de alabilir, geciktirebilirdi. Ama Mesih gelmişse vakit yaklaşmış demektir. Ve kıyamet geldiğinde, yani İslam'da da öyledir, Yahudilerde de, Hristiyanlarda da, Budistlerde de dünya günahla dolacak, binalar çoğalacak, efendim, doğal afetler, felaketler, savaşlar artacak. Yani geçmişte de oluyordu ama bunlar her geçen gün ne yapacak? Daha da artacak. O hale gelecek ki, özür dilerim, o Covid sorusuna cevap bu. O hale gelecek ki, Meni Yuhisa, damda olan aşağı inmesin diyor. Hı hı. Tarlada olan eve dönmesin diyor. Değil mi? Ve o günler diyor, kısa sürmezse, dua edin kısa sürsün, kısa sürmezse diyor, hiç kimse dayanamaz. İki kişiden biri alınacak, diğeri bırakılacak diyor. Hı hı. Bakınız bu bir o mikroskopla görülebilen bir şey, Covid, değil mi, korona? Hı hı. Dünyayı teslim aldı, felç etti. Felç etti. Şimdi ben bunu şeye bağlamıyorum, yani bir şeye bağlamıyorum. Bunu insanoğlu yaptı. Dünyayı zehirliyorlar. Değil mi? Doğayı tüketiyorlar vahşi bir şekilde. Yani bu üretim ve tüketim çılgınlığı. Gereğinden fazla üretiliyor, gereğinden fazla tüketiliyor. Bu vahşi kapitalizm. Az önce şunu söylemeye çalıştım. Kapitalist sistem yok ediyor diyorsun. Yani Allah yok etmese bile bunlar yok edecekler, merak etmeyin. Az önce şunu söylediniz. İnanç sizin işinize yaramayacaksa eğer, inanç sizi daha iyi birisi yapmayacaksa, o halde hani inanmanızda bir fayda yok gibisinden bir açıklamada bulundunuz. Size inanmak şart değil mi? Ve Tanrı'ya inanmak şart değil mi? Ya şimdi demin söyledim. Mesela işin felsefi tarafına girersek, kusura bakmayın, şunu ekleyeyim de kısa bir onu ekmeyi unuttum. Kitabınızda, Müjde kitabınızda okudum biraz da. Müjde kitabında inanmayanların yanacağını söylüyorsunuz mesela. Evet, hani biz ne olacağız? Ateist olarak. Bizi evet, cennetinize kabul etmeyecek misiniz? Estağfurullah. Şimdi şey şu. Yani biliyorsunuz bütün dinlerde şeyli sistem bu, yani inanç bu. Şimdi demin o konuya girmiştim ama devam edip bir şey söyleyeyim bu soruya cevap verebilmek için, orada söyleyeyim. Buyurunuz lütfen. Biliyorsunuz yani bizim güneş sistemimiz gibi milyarlarca güneş sistemi var. Şimdi biz beş duyuyla şeyi kavramaya çalışıyoruz, kainatı. Hı hı. Bilim çok önemlidir, çok önemlidir, çok değerlidir. Bunda şüphe yok. Ama kainat o kadar uçsuz bucaksız ki evren, o kadar uçsuz bucaksız ki, efendim, insanın beş duyusuyla bunu kavraması mümkün değil. Yani bilimin bilebildiği okyanustan bir damla bile değil. Dünya da bu uçsuz bucaksız evrende bir damla gibi neredeyse. Küçük bir şey. Ve biz de bunun içindeyiz. Bakınız, yani şunu kabul etmemiz gerekiyor. Beş duyu sınırlı. Yani gözümüzün görme sınırı var, kulağımızın işitme sınırı var. Biraz basit oluyor ama kusura bakmayın. Değil mi? Burnumuzun koku alma sınırı var. Değil mi? Beynimizin de bir kavrama sınırı var. Anlamam. Yani, anlama sınırı var. Biz buradan bakıyoruz. Uçsuz bucaksız kainatı yaradığını da kendi aklımızla şey yapıyoruz. Yani Tanrı o kadar da şey değil yani.
Orada oturmuş işte gelsin bunlar da yakayım bunları diye cehennemi yakmış bekliyor filan değil. Anlatabiliyor ama biraz bu ilahi kitaplardaki üslup şudur. Şimdi kutsal kitapları bilim kitabı gibi değerlendiriyorlar. Kutsal kitaplar bilim kitabı filan değil. Yani özür dilerim insanı meniden yarattık derken herkesin gözlemleyebildiği bir şeyi söylüyor. Yani oradan düşündürmek istiyor. Yoksa o bilimsel bir açıklama değil ki. Kur'an'da anlatılan meseleler vardır, darbi meseleler vardır, hikayeler vardır. Bunların her şeyin hakikat olması da gerekmiyor. Yani biraz edebiyat tarafı da vardır diyorsunuz yani. Bazı nasihat, öğüt, öğüt kitabı bunlar. Yani bazı nasihat kitabı, öğüt kitabı ve insan, yani sıradan insanların anlayabileceği şeyler. Yani hakikat olması da gerekmiyor anlatılan şeylerin çoğunun. Hı hı. Yani şuna cevap alamadım. Hikaye yoluyla anlatmak da vardır. Ve Kur'an'da retorik da aslında vardır. Diyorsunuz. Retorik. Bir çeşit hakikat. Peki. Dolayısıyla anlatılan şeyler bugünün kurallarına da... Şunu söylemek istiyorum. Ben diyorum ki bana inanan kurtulacak. Bu Allah'ın vaadidir. Çünkü Mesih kurtarıcı olarak geliyor. Şimdi kurtarıcının kurtarma yetkisi olması gerekir. Değil mi? Onun için günahları bağışlama yetkim var benim. Ve efendim bu İncil'de de vardır. Yani cennet sen diyor imanın seni cennete kurtardı, cennete götürecek diyor. Böyle bir yetkim var. Ama Allah'ın yargısının nasıl olacağını, yani bunların düşündüğü gibi değil. İnsan aklıyla düşünüyorlar o yargıyı ve yargı gününü. Şimdi farz-ı muhal, şeytan orada Allah'ın huzurunda hesaba çekildi. Bırakalım şimdi ateistleri, insanları da. Değil mi inanmayanları? Şeytan Tanrı'nın huzurunda. Şeytan dese ki, ya Allah'ım, ya sen beni şeytan olarak yarattın. Benim doğamda zaten şeytanlık var. Kötülük yapmak var. Yani hem bana bu kötü işleri yaptırdın, beni buna göre yarattın. Şimdi hem de bir de cezalandırıyorsun dese. Bunu ben söylüyorum hep. dese. Benim Allah'ım, affedersiniz, affedersiniz. Geç ulan der. Ya bu burada biraz... Yani, bakın müjde kitabında bu vardır. Toygun. Allah'tan ümit kesilmez. Taygün pardon. Kim iman eder bilinmez. Şeytan bile boş çevrilmez. Gelse bu kapıdan gördüm dediğim budur. Şimdi insan aklıyla Allah'ın yargısı düşünülüyor. Hı hı. Yani o alem düşünülüyor. O hayat bu hayat değil. O beden bu beden değil. O yargı bu yargı değil. Ben şunu söylerim. Yani cüs yanarsınız. Şunu yapmayın. Yani eğitimde bunlar var. Yani kötülük yapmayın. Tanrı'ya inanın. Dua edin. Anlatabildim mi? İyilik yapın. Yani ceza meselesi de değil mi? Yani işte bu vardır. Niye? İnsanları kötülükten kaçındırmak için. Değil mi? İyiliğe yöneltmek için. Ama Tanrı'yı böyle ya bu zamane hakimleri gibi falan da düşünmeyelim. Veya işte ne bileyim ben cellatları gibi falan da düşünmeyelim. Onun için Mesih Tanrı'yı tarif ederken dikkat edin. Nasıl tanımlıyor İncil'de? Bu çok güzel bir tanımdır. Soruyorlar, diyorlar ki dinde en önemli buyruk nedir? Tanrı'yı herkesten ve her şeyden çok sevmektir. Yani o sevgi üzerine kuruyor. Hasan Bey, siz Ruhul Kudüs iseniz ise, yani siz Tanrı'nın sözü iseniz, hani şu konuda bir açıklamada bulunabilirsiniz diye düşünüyorum. Hani sonuçta İncil'de de, Kur'an'da da, özellikle Kur'an'da çok çok açık bir şekilde, çok grafik bir şekilde, Türkçesinde düşünemiyorum şu anda da, hani tam olarak cehennem tarif ediliyor. Tam olarak hani şu şekilde acı çekeceksiniz, şöyle olacak, böyle olacak gibisinden tarifler var. Hani sonuçta tek tanrılı inançta böyle bir inanç var. Hani inanmıyorsanız eğer ve günah işliyorsanız o halde cennete, cehenneme gideceksiniz, ebedi olarak orada kalacaksınız gibisinden bir inanç var. Hani şuna bir öz bir hani kısa bir cevap alabilir miyiz? Hani bu cennet cehennem durumu yok mu? Ben eğer hiç inanmıyorsam, ben ikna olmadım, ben Allah'a falan inanmıyorum desem ve ben ölsem, ben cehennem diye bir yere gitmeyecek miyim? Şöyle, şimdi işi dünyevi açıdan düşünce işte şöyle yapmayın yanarsınız, böyle yapan işte size şu ödüller var filan. Değil mi? Bu bir kötülükten uzak tutmak, iyiliğe yönlendirmek meselesidir. Orada bir sürü de yanlış şeyler var o tanımların içerisinde. İşte cennette 70 tane huri var, işte şöyle böyle gibi şeyler biliyorsunuz. Bir sürü öyle tanımlar filan da var. Altından ırmaklar akan cennetler.
Değil mi? İşte meyveler, şarap havuzları, şunlar, bunlar, işte tomurcuk memeli bilmem, huriler, nuriler vesaire bir sürü şey var. Evet, yani. Erkeklerin cenneti gibi anlatılıyor. Bir kadınları bir şey yok. Cevap alabilir miyiz? Yani şu soruya cevap şöyle vereceğim bu sorunuza. Dolayısıyla şimdi bu ayrı bir bahis ama Allah'ın yargılaması farklı olacak. O ruhsal bir hayat. Yani bildiğimiz bu dünyevi bir hayat değil. O ruhsal bir hayattır. Ben ona nurdan beden diyeyim. Çok olağanüstü yani bununla kıyaslanamayacak derecede güzel bir hayattır. Biliyorsunuz dinde bir şey var Rıdvan Bey. Allah hidayet etmedikçe hiç kimse hidayet eremez. Bunu Kur'an söylüyor. Değil mi? Hazreti Muhammed diyor ki inneke la tehdi men ahbette velakinnallaha yehdi men yeşâ. Sen istediğine hidayet edemezsin. Yani istediğini Müslüman mümin yapamazsın. Lakin Allah istediğini hidayet eder. Dolayısıyla olayı ben şöyle görüyorum bir ateist meselesi. Yani ateistleri şöyle görüyorum. Demek ki Allah hidayet etmedi. Öyle mi? Yani o iletişim, o gönül ilişkisi Tanrı ile aralarında bunların kurulamadı. Öyle mi? Dolayısıyla bir ateist de Tanrım işte ben seni o ilişkiyi kuramadım, bilemedim derse ve bu kişi değil mi? Kul hakkı yememişse, değil mi? İnsanlara, hayvanlara kötülükten uzak durmuşsa, iyilik yapmışsa benim Allah'ım onu cezalandırmayabilir. Anlatabiliyor muyum bu şeyi? Yalnız burada şuna dikkat etmek lazım. Ödül ve mükafat vardır. Ama bunun nasıl olacağı, bunun nasılı, ne diyor? Bu beş duyuyla kavranılacak bir şey değil. Bana Cenab-ı Allah onları gösterdi. Rüyada ve uyanıkken bunları gösterdi. Fakat bu beş duyuyla kavranılabilecek boyutta şeyler değil bunlar. Onun için İsveç'te bir gün oturuyoruz. Bir İsveçli ateist geldi. Yani yaşlı da bir insan. Efendim, bizim arkadaşlarımızdan biri onunla sohbet ediyor. Çok iyi İsveççe biliyor. Ona diyor ki bak diyor sen diyor Tanrı'ya inanıyor musun diyor. İsveçli bu. Hristiyan kültür olarak ateist. İnanmıyorum diyor. Ya gittiğinde diyor orada Tanrı'yı görürsen, olduğunu görürsen ya da sana Tanrı niye bana inanmadın derse ne diyeceksin diyor bizimkisi, bizim arkadaş. Diyor ki özür dilerim bilmiyordum Tanrım derim diyor. Ya şimdi mesele şu. Anlatabiliyor muyum? Yani mesele bu. Demek ki o iletişim yoksa yoktur. Dolayısıyla burada bir zorlamaya da gerek yoktur. Ama bazılarının o gönül bağı var. Değil mi? İnsanların bir kısmının o gönül bağı var. Meselenin o tarafına fazla girmek doğru değil. O zaman bizim inanmamıza gerek yok biz iyi olduğumuz sürece. Ben buna varıyorum. Hayır, inanmanıza gerek yok demiyor. Diyorum ki ben Mesih'im. Bana inanırsanız ödülünüz büyük olacak diyorum. Ama inanmayanları da cehenneme doldurmuyor. Yani ben demin ne söyledim? Şeytan bile affedilse ben buna sevinirim. Yani Tanrı şeytanı cezalandırdı diye haşa. Anlatabiliyor muyum? Yani benim öyle bir şeyim yok. Benim öyle bir şey yok. Bu benim mantıklı bir cevap. Diyanet İşleri Başkanlığı yakın zamanda bir hutbesinde eşcinsellikle ilgili bazı açıklamalar yaptı. Onun büyük günah olduğuna vesaire. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda, eşcinsellik konusunda? Biliyorsunuz eşcinselliğin bir dini yönü var. Bir de geleneksel yönü var, değil mi? Yani bir de doğal yönü var. Doğal yönü de var. Sonradan yapılan tercih yönü de var. Benim bu konularda yani o LGBT çeşitli şeyler bunlar. Bu konularda gerçekten söylüyorum yeterli bilgim yok. Kaçınmak için bunu söylemiyorum. Yani bilmediğim bir alan bu. Ve bilimsel olarak da incelenmesi gereken bir şey bu. Yani nedir bu? Değil mi? Doğuştan mıdır? Bir kısmı doğuştan bir kısmı sonradan mıdır? Tercih midir? Hastalık mıdır gibisinden. Bir hastalık mıdır? Ben bunları gerçekten bilmiyorum. Yani bunları incelemeye şeyim olmadı, vaktim olmadı.
Ama şunu söylüyorum, işin dini tarafını söylüyorum ben. İşin dini tarafını biliyorsunuz. Bu benim görüşüm değil. Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık, Budizm, Hinduizm ne hepsinde de günah yani. Bu günahlardan biri. Değil mi? Peki benim tweetlerimde de açıkladım bunu. Günahlardan biridir. Dolayısıyla nasıl zina ile ilgili ayeti uygulamadım geçmişte Fahişe Meryem olayında. Günahsız olan ilk taşı atsın dedim. Değil mi? Eşcinselleri de yargılamam. Ve günahsız olan ilk taşı atsın derim. Şimdi benim açımdan eşcinsellik meselesi budur. Başka bir şey değildir. Ama benim açımdan mesela asgari ücretli insanların çalıştırılması çok daha büyük bir günahtır ve Tanrı'nın affetmeyeceği günahtır. Milyonlarca emekliye, değil mi? Geçinemeyeceği, yani asgari yani geçinemeyeceği şekilde emekli maaşı vermek çok daha büyük bir günahtır, kul hakkıdır. İnsanların hayatını çalıyorsunuz, değil mi? Ya ben fahşa deyince, fahşa. Kur'an'da ayet vardır, Allah adaletle emrediyor, fahşadan nehyediyor der. Hutbede okurlar bunu. Hocalar. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itâi diye okurlar böyle. Adaletle emrediyor Allah der. Devamında fahşadan nehyediyor der. Şimdi bunlar fahşayı, özür dilerim, fahişe olarak, zina eden kadın olarak anlıyorlar. Halbuki o fahşa nedir biliyor musunuz? Kur'an'da fahişe yok Kur'an'da. Kur'an'da zaniye var. Zina eden kadına zaniye denilir. Erkeğe de zani denilir. Türkçe'de bunun bir karşılığı yok. Dolayısıyla fahiş fiyat var ya, fahiş fiyat. O fahşadan geliyor işte. Mesela sen her gün mazota zam yaparsan, her gün efendim işte köprülerdir, otoyollardır, şunlardır, bunlardır, değil mi? Direkt ve dolaylı sürekli vergi yükleyerek sürekli halkı soyarsan, asıl fahşa budur. Asıl zulüm budur. Yani günah deyince niye affedersiniz kadın ve cinsellik geliyor ki akla? Ya ben diyorum ki yani günah, binlerce günah vardır. Evet. Yani günahların listesinin de sıralanması gerekmiyor. Bir de şunu söyleyeyim, Kur'an'da eşcinsellerle ilgili asla hiçbir ayet yoktur. Geçmez diyorsunuz. Asla. Kur'an'da eşcinsellerin hükmüyle ilgili hiçbir ayet yoktur. Sizce eşcinsellik yasak değil midir? Kur'an'da ayet yoktur bu konuda. Eşcinsellik şudur, cezası budur. Mesela zina edenle ilgili, değil mi? Yusuf'a diyor. Hadislerde vardır. Rejim var diyor. Değil mi? Taşlayarak öldürme var diyor. Tevrat'ta rejim var diyor. Tevrat'ta mesela eşcinsellerle ilgili şey vardır, rejim vardır. Ama şeyde yoktur. Kur'an'da eşcinsellerle ilgili ayet yoktur. Diyanet İşleri Başkanı Lut kıssasını tamamen çarpıtmıştır. Yani Diyanet Başkanı sanki Lut kıssasında Allah eşcinselleri lanetliyormuş gibi çarpıtma yapmıştır. Evet. Kur'an'da eşcinselliği lanetleyen bir ayet de yoktur. Ya günümüzde eşcinselleri... Günah değildir demiyorum. Dikkat ederek okuyun lütfen. Tevrat'ta da anlatılır, Kur'an'da da. Orada Lut kıssasında anlatılan eşcinselliğin günah olduğu, cezasının bu olduğu değil. Eşcinseller Lut'un evini basıyorlar. Değil mi? Haneye tecavüz ediyorlar. Ve o evdeki erkekleri alıkoyup onlara zorla tecavüz etmeye kalkıyorlar. Bunu eşcinsel veya eşcinsel olmayan kim bunu yaparsa bu çok büyük bir günahtır ve suçtur. Yani Kur'an'da anlatılan budur. Bunu getirip de Kur'an eşcinselliği lanetliyormuş gibi. Okuduğunu mu anlamıyor acaba, yoksa bir şey mi var? Bunu saptırmasında bir niyet mi var? Çarpıtıyorlar. Mesela Hanefi mezhebi imamı, ben bir röportajımda söyledim. Mesela Ebu Hanife'ye göre eşcinsellere şer'i ceza verilemez Kur'an ve sünnete dayanılarak. Çünkü nas yoktur. Şer'i bir nas olmadığı için, ayet hadis olmadığı için bu konuda, yani hadis varsa bile sahih kabul etmiyor mezhep imamları. Ebu Hanife diyor ki devlet diyor işte kendisi bir ceza versin, tazir cezası filan. Çünkü nas yok bu konuda. Yani nas dediğimiz ayet hadis yok, sahih bir hadis yok. Peygamberin böyle bir uygulaması yok bu konuda. Şunu söylemek istiyorum. Diyanet Başkanı bunu alıyor. Halbuki orada bahsedilen eşcinsellik ve onun hükmü değil. Zina gibi değil o olay.
Ortada taciz var. Haneye taciz. Haneye tecavüz var. Zorla alıkoyma var. Cinsel tecavüze yeltenme suçlaması var. İslam tarihi boyunca günümüzdeki tarihte de şeydir, eşcinseller idam edilmiştir mesela İslam ülkelerinde. Bu o halde yanlış bir uygulamadır. Bu bir suçtur. Anladığım kadarıyla. Kesinlikle asla. Ne zina, ne eşcinsellik, ne başka bir günah. Allah'ın yargısı Allah'a bırakılacak. Ben bunları asla kabul etmiyorum. Tamam. Tevrat'ta da varsa kabul etmem. Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da, Budizm'de. Ben böyle bir şeyi kabul etmem. Allah'ın yargısını Allah'a bıraksınlar. Suçun yargısını yapsınlar, suçun. Yani birisi birine tecavüz etmiş mi? Eşcinsel veya değil, hı-hı, Müslüman veya değil, anlatabildim mi? Fark etmez. Hı-hı. Ortada bir taciz varsa, ortada bir tecavüz varsa devlet gerekli cezayı versin, yargılasın. Ama içki içti diye, günah işledi diye siz kimseyi ne yargılayabilirsiniz, ne azarlayabilirsiniz yani. Evet, o halde buradaki... Peki o zaman sonuç... Allah maaş, bunları yargılayacaksa günahı, Allah neyi yargılayacak orada? Evet. Fahişe Meryem'i ben yargılamadım. Azarlamadım da 20 asır önce. İncil'de yazar bu. Ve o tevbe etti. Ve Mesih'e inandı. Hatta Mesih'e aşık oldu. Hı-hı. Ve Mesih'ten hiç ayrılmadı. Bundan dolayı da efendim Mesih günahkarlarla dolaşıyor diye eleştirilir. İncil'de vardır bu. O Fahişe Meryem'i kastediyorlar iman ettikten sonra. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Hristiyanlar şu şeyi karıştırıyor. Özgür Bey, Rıdvan Bey. Hı hı. Hristiyanlar Fahişe Meryem'le Mecdelli Meryem'i karıştırıyor. Magdalalı'yı karıştırıyor. Magdalalı Meryem. İkisi farklı karakterler. Maria Magdalena'yla Fahişe Meryem'i karıştırıyorlar. Fahişe Meryem'i Magdalalı Meryem sanıyorlar. O taşlanmaktan kurtardığı kadın. Bu ikisi ayrıdır. Yani Magdalalı Meryem benim şeyden önceki eşimdi. Yani Mesih olduğumu açıklamadan önceki eşimdi. Hı. Ve ondan iki çocuğum vardı. Yani geçmişi biliyor musunuz diyorsunuz ya. Evet. Geçmişten Allah'ın, yani bilmem gerekenleri Allah bana bildirdi. Haç olayını biliyorum. Gökten gelme ne, göğe gitme ne. Anlatabiliyor muyum? Onların görülmesini, bunun hepsini biliyorum. Geçmiş hayatımla ilgili Allah'ın bildirdiği pek çok şeyi biliyorum. Bunların bir kısmını da zaten müjde kitabını da açıkladım. Şunu söylemek istiyorum. Bu ikisi ayrıdır. Fakat Hristiyanlar şeyi kabul etmediği için İsa'nın evlendiğini kabul etmiyorlar. Çünkü onlara göre cinsel ilişki nedir? Cinsel ilişkiden doğan günahkar olarak doğar. Yani bu Mesih'in öğretisi değil. Bu Paulus'un öğretisi biliyorsunuz. Dolayısıyla cinsel ilişki... zevkleri yakıştıramıyorlar belki size. Evet, yani dolayısıyla İsa evlenmiş olamaz. Yani hadi hatta Meryem'in hamileliği de üfleyerek oldu. Yani hı-hı, o cinsel ilişkiden olmadığı şeklindedir. Hristiyanlar evet, da öyle söyler mi? Buna tamamı yanlıştır. Meryem de her kadın gibi cinsel ilişkiden hamile kalmıştır. Bunları ben apaçık bir şekilde müjde kitabında açıkladım. Aç gerçeğinde var. İbadetler meselesi var Hasan Bey. Geliyor, önüme düşüyor sorular. Bu ibadetler, nasıl ibadet etmeliyiz? Namaz... Şunu açıklayabilir miyiz? Şunu söylediniz. Siz o halde İsa Mesih'siniz. Yani zamanda yaşamış İsa Mesih'siniz ve sizin önceden başka bir eşiniz de vardı ve çocuklarınız da vardı. Ve o Meryem diye bildiğimiz kişilerden birisi oydu. Bunu söylüyoruz değil mi? Evet. Şu anda mesela mucize diyorsunuz ya, mucize. Şu anda dünyanın Türkiye'de ve çeşitli ülkelerinde önceki dönemindeki havarilerin pek çoğu burada şu an. Peki şunu sormak istiyorum Hasan Bey. Kadın erkek. Mesela Magdalena eşiniz de mesela. Mecdeli Meryem burada. Fahişe Meryem burada. Yuhanna burada. Petrus burada. Şu anki yanınızdaki eşiniz o mu? Meryem Ana burada. Onun açıklamaları var biliyorsunuz. Hı-hı. Yani Mesih nasıl bir anneden doğup gelmişse önceki dönemimdeki havarilerim, şahitlerim bunlar da tekrar Allah'ın takdiriyle bir takım annelerden doğup dünyaya geldi. Dünyaya gelmenin başka bir yolu filan da yok. Öyle okus fokus da olmuyor yani bu. Ve onları Allah tekrar dünyaya getirdi. Bu Kur'an'da da vardır. Yani bir ölen biri tekrar dünyaya gelmez. Ölür ve ruhlar alemine gider. Ama İsa hariçtir.
O İsa'nın Kardeş durum vardır. Az önce size, daha önce yayın başında size sormuştum. Hani geçmişle ilgili, o zamanki İsa Mesih yaşantınızla ilgili hatıralarınız var mıdır? Hatırlıyor musunuz diye sormuştum. Anladığım kadarıyla hani yok demeye çalıştınız değil mi? Çünkü hani biyolojik bir şekilde hani hatırlamadığınızı... Hayır. Hatırlama yoksa, anlamında yok. Hatırlama anlamında yok ama bilgi anlamında var. Cenab-ı Allah o dönemde yaşadığım, bilmem gereken bazı şeyleri yaşatarak bildirdi bana. Yani aynen, o halde siz... Aynen yaşatarak. Mesela Mecdeli Meryem'in evini, köyünü biliyorum. Annesini biliyorum 20 asır önceki. Örnek olarak söylüyorum. Anlatabildim mi? Pek o zaman siz oradaki yaşantıyı hatırlamıyorsunuz. 6 yaşında, 7 yaşında bir çocukken Meryem Ana ile Yusuf'la Mısır'a gidişimizi, Mısır'dan gelişimizi kısım kısım mesela bunları biliyorum. Ama bunları müjde kitabı şöyle bak, gördüm diye devam eder. Gördüm dediğim şeyleri gördü geçti sanma heri. Gördüm dediğim her şeyi aynı ile yaşaya gördüm. Yani o 20 yıllık inziva hayatında Cenab-ı Allah gece gündüz banlara bunları uykuda ve uyanıkken yaşatarak bildirdi. Bu o kadar ki Musa Tur'da ne yaptı? Başına ne geldi? Adem Havva olayı ne? Sanki Adem Havva zamanında orada yaşamışım da o olayı bizzat yaşayarak tanık olmuşum gibi biliyorum mesela. Ama bilmem gereken kısmını. Yani o zaman tam olarak yaşananları hatıra olarak bilmiyorsunuz. Sadece size gösterilmiş olarak, hani bir resim gibi gösterilmiş olarak. Gösterilmiş değil, yaşayarak diyorum. Yani içinde yaşayarak. O zaman o zamandaki konuşmaları da hatırlıyor musunuz? Yani kimle ne konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz mesela? Eğer yaşatıldığım anda konuşmalar da varsa onlar da var. O zaman akla şu soru geliyor. İsa yaşadığı ortamdan dolayı ana dili Aramice olarak konuşmuştur. Evet. Büyük ihtimalle İbranice ve Yunanca olarak Yunanca da biliyordu. Sizin siz Aramice biliyor musunuz? Neden Türkçe konuşuyorsunuz? Aramice bilginiz var mı? İbranice ve Yunanca bilginiz var mı? Ya şimdi Aramice konuşsaydım Türklerin içinden çıkmışsın. Aramice konuşuyorsunuz diyecektiniz. Yani. Yok tabii ki yani konuşmanız konuşmanız aynen. Beklenmez ama tabii ki bilginiz olması beklenir. Yok yani bunu biliyorsunuz Rıdvan Bey. Ya her peygamber Çin'den çıktığı toplumun diliyle konuşur. Yani Arapça Arapça orada kalmış. Yani Kur'an'ın Arapça olması çok mu önemli? Yok ona bir itirazım yok. Ona bir itirazım yok. Gayet mantıklı. Tabii. Şunu demek istiyorum. Hani siz tam olarak yaşananları gördüyseniz eğer, hani size gösterildiyse, konuşmaları onu bunu gördüyseniz eğer, o halde yani onların arasında geçen Aramice konuşmaları da görmüş ve bilmiş olmanız gerekmiyor mu? Yani sizin de Aramice konuşmanız ve bilmeniz, anlamanız gerekmiyor muydu? Hayır, yani şimdi vahiy öyle bir şey ki işte o, yani ya bir beste gibi bir şey. Yani geliyor kalbe ve siz onu anlıyor musunuz? Zihninizde anlam kazanıyor. Bazen sözlü olarak da geliyor. Elbette benim anlayacağım dilde oluyor. Mesela örnek olarak söyleyeyim. Sesli geliyor mu? Yani sözlü geliyor mu? Geliyor. Mesela bir rüyamda efendim, ama bu rüya değil, uykuyla uyanıklık arasındaki bir durum. Şöyle diyeyim, yani uyanıkken nasıl olur? Çünkü uyanıkken de zaten dalar o vahiy gelen. Hani bu kitaplarda vardır, Muhammed dalıp gidiyor. O halden çıkarmak için başına bir sürü kovayla su döküyorlar. İşte beni çıkar bu halden filan diye şey yapıyor yani. Yanındakilere çıkarın beni bu halden, konuşun benimle diyor filan. Yani uyanıkken gelse görse bile uykudaki gibi bir dalgınlık içinde olur. Bunu anlamanız çok zor. Yani bunu şey yapmanız çok zor. Mesela şey gibi, yani bir eskiden telgraf direkleri falan vardı. Şimdi de var o telefon telgraf direkleri var ya. Ona bir sopayla bir şeyle vurduğunuz zaman zın diye bir ses olur. Mesela bir çınlama şeyi olur. Arı sesi gibi bir şey olur. Hı hı. Mesela bir tanesini söyleyeyim. O geliyor ve benim beynimde çözülüyor. Yani o Morse alfabesi var ya eskiden telgraflarda tık 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 çözülüyor. Karşı taraftaki onu anlıyor. Ve mesela sen ne Mekke'ye aitsin, ne Medine'ye. Bunu çöz dedi Allah. Doğrudan burada benim hiçbir sözüm yok yani, direkt. Sözlü boyutu budur mesela.
Ama burada insanlar şunu sorabilirler. Hani, affedersiniz. Ben bunu şey yapmak için söylüyorum. Bu iletişim, yani mesela şu anda Cenab-ı Allah'ı gören, onunla konuşan veya beni gören, mesela ben buradayım değil mi sizinle? Şu anda İsveç'te biri beni görüyor olabilir. Almanya'da biri beni görüyor olabilir. Benimle konuşuyor olabilir. Uyanıkken bunu yaşamış bir sürü insan var. Hasan Bey, çok özür dilerim. Bunlar şahitlik yapıyor. İstiyorum ama şunu sormak istiyorum size. 2000 yıl önce İncil'de geçen bir hadise var. 2000 yıl önce çarmıha geriliyorsunuz ve o zamanki Yahudilerin, insanların günahlarını üstünüze alıyorsunuz ve çarmıhta bir şekilde can veriyorsunuz ve daha sonra bir mağaraya götürülüyorsunuz. Sonra 3 gün sonra o mağarada tekrar diriliyorsunuz. Böyle bir hadise anlatılıyor. Ve sonrasında sizin dirildiğinizi görmeyen bir havariniz var. İsmi de Thomas. Şüpheci Thomas olarak geçiyor tarihe. Evet. İncil'de şöyle ifade ediliyor durum. Thomas sizin dirildiğinize inanmıyor ve diyor ki ellerindeki çivilerin izini görmeden, onlara dokunmadan, işte o kralın, valinin askerlerinin mızrakla böğrünüzü deliyor. O böğürden parmağımı sokmadığım sürece İsa'nın yeniden dirildiğine inanmam diyor. Bu akılla izah edilebilir bir şey değil diyor. İncil'de anlatıldığına göre siz de bunun üzerine ona yaralarınızı, parmağınızı ona görünerek ellerinizdeki çivi izlerini gösteriyorsunuz. İnsanlar mucize bekliyorlar. İnsanlar defalarca kez söylediniz gerçi ama mucizeler görmek istiyor. Buna en yakınınızdaki insanlar bile 2000 yıl önce şüphe ettiler sizden. Havarilerinizden biri şüphe etti. Etrafınızda size inanan insanlar vardır. Onlara bir şeyler göstermişsinizdir. Bir mucize bekliyorlar. O mucize bekleyen insanlara o mucizeyi görmeden, o kanıtı görmeden sizin söylediklerinize de kolay kolay da inanacaklarını zannetmiyorum ben. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani iman işi gönül işidir dedim. İnananlar var. Ve devam ediyor. Bu ayrı bir boyut. İnanırlar. Havarilerinizden biri şüphe etti mi? 2000 yıl önce Thomas'ın sizden şüphe ettiği gibi. Şimdi sizin anlattığınız şey klasik İncil'de anlatılan, kabaca İncil'de anlatılan bir şey. Ve siz bunu böyle anlıyorsunuz. Ama mesela bunu bir de ben anlatayım mesela size. Lütfen. Şimdi yani ben anlatayım olayı. Şimdi bir kere demin bir şey söyledim. Ne dedim? Mesih'in iki tane bedeni var. Bir ölümlü insan bedeni var. Bir de ölümsüz Ruhul Kudüs bedeni var. Bu ölümsüz Ruhul Kudüs bedeni ölümlü insan bedeninden bağımsız. Haçta ölen ölümlü insan bedenidir. Ölümsüz Ruhul Kudüs bedeni değildir. Hani onu öldürmediler, onu asmadılar der ya Kur'an'da. Evet. Onu dediği o ölümsüz insan bedenidir. Çünkü bahsedilen kişi Muhammed, Musa, İbrahim değil. O öyle bir peygamber değil. Ruhul Kudüs Mesih'ten bahsediyor. Yani Kur'an'a göre de böyledir bu. Ruhul Kudüs'tür Mesih. Şimdi bu noktaya dikkat etsin. Müslümanlar da Hristiyanlar da. Eğer Mesih Ruhul Kudüs'se, Tanrı'nın ruhuysa, kelimesi ise Tanrı'nın ruhu ölmez. Bu doğal bir şey, sonucu değil mi? Yani bu şeyin sonucu değil mi o? Dolayısıyla havariler Mesih'i haça asıldıktan sonra üçüncü gün nasıl gördüler biliyor musunuz? Mucize olarak gördüler. Yani ölümlü insan bedeniyle değil, ölümsüz Ruhul Kudüs bedeniyle gördüler. Ve mucize olarak gördüler. Şu anda da beni demin söylediğim gibi dünyanın çeşitli yerlerinde uyanıkken aynen böyle gören ve konuşanlar var. Peki siz şu anda mucize gösterebiliyor musunuz? İşte mucize bunlar. O mucizelere, şimdi havariler ne diyorlar? Biz bir odada oturuyorduk diyorlar, İncil'de anlattığınız olay değil mi? Thomas meselesi. Evet. Kapı kapalıydı diyorlar. Bir anda diyorlar ortamızda belirdi diyorlar. Hı hı. Yani mucize olarak görüyorlar. Ve bizden başka kimse görmedi diyorlar. Mesela Maria Magdalena'ya işte mezarın başında göründü diyor. Orada anlatılır. Ama yani o kayadan oyulmuş mezar. Hani kaça asılıp götürülüp gömülüyor ya kayadan oyulmuş mezara. Üçüncü gün pazar günü ses geliyor mu? Geliyor. Sorun üçüncü yok. Gün,
üçüncü gün pazar günü ilk kim görmüştü? Maria Magdalena görmüştü. Mecdelli Meryem görmüştü. İncil'de böyle anlatılıyor ve doğrudur. Ama dikkat edin, Mecdelli Meryem onu görünce ne yapar? Eşi değil mi İsa? Ona sarılır, yaralarına bakar, alır onu götürür, tedavi etmeye kalkar. Var mı böyle bir şey? Yok. Ve bir anda kayboluyor onun gözünden. Yani onunla konuşup kayboluyor. Mesela bu görmeler mucize olarak görmelerdir. Görünüyor, ya yani aynen böyle görünür. Hatta farklı suretlerde de görünebilir. Yaşlı olarak görünür, genç olarak görünür, Ruhul Kudüs. Çeşitli suretlerde görünür. Mesela Hazreti Muhammed'e göründüğü gibi kitaplarda yazar işte, yani dıhiye görünümünde göründü. Meryem'e yakışıklı bir delikanlı görünümünde göründüler Kur'an'da mesela. Daha Mesih'e hamile kalmadan. Şimdi bunlar öyle bir soru soruyorsunuz ki ben bunları söylemeye mecburum şimdi. Dolayısıyla istediği şekilde görünür. Ve mesela diğerleri, onu başka yerlerde görenler var. Orada onlar da anlatır. Onların hiçbiri yaradan bereden bahsetmez. Dolayısıyla o şeydeki o havariye de öyle görünebilir. Yani Ruhul Kudüs olarak Thomas'a. Yani inkar da etmiyorum o şeyi. Anlatabiliyor muyum? Ama şunu söylemek abes. Bu akılla mantıkla bağdaşmaz. 20 asır önce haça girmiş ölmüş biri. Yani çok affedersiniz yani. Ya 20 asır geçmiş yani 2000 sene geçmiş. Yaraları iyileşmiştir herhalde diye cevap vereceksin. Papaza başka ne diyeceksin yani? Anlatabiliyor muyum? Yani şunu bekliyorlar. Gökten gelen ölümsüz Ruhul Kudüs bedenidir. Yani ama insan bedeni Meryem'den doğmuştur. Yani insan bedeni, ölümlü insan bedeni bakımından. Göğe giden de, o haç olayından sonra göğe giden de, gerçekte öldürülemeyen de nedir? Mucize olarak havarilere görünüyor. Onların gözlerinin önünde göğe gidiyor. Yani göğe derken Allah'a gidiyor tabii. Yoksa gök neresi? Dolayısıyla o mucize olarak görmektir. Bunu herkes görseydi, yani herkes görseydi herkes iman ederdi zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla İsa'nın mucizelerini madem herkes gördü böyle, niye iman etmedi? Hadi din adamları etmedi, politikacılar etmedi. Halk niye iman etmedi? Hasan Bey, sevgili İvan. Evet. Kapatmak üzereyiz galiba. Evet, toparlayalım yavaş yavaş. Ama soru var sende, farkındayım. Ya ben bir son bir şey sormak istiyorum tabii ki. Yani bir iki sorumuz falan olacaksa eğer. Şunu sormak istiyorum. Tabii ki herkesin aklında aklında vardır bu. Hani tarihte ben Mesih'im, ben Mehdi'yim, ben peygamberim, ben Tanrı'yım diye ortaya çıkmış olan bir sürü insan vardır. Mesela şu an günümüzde hani herkesin bildiği Adnan Oktar vardır mesela. Evlere şenlik bir karakter. Hayır, Mesih'im diyen yok. Yani benim gibi çıkıp açıkça Mesih olduğunu söyleyen bir kişi göstersinler. Yok, yani tarihte yani bazı farklı ülkelerde bazı örnekler yani olmuştur. Yani İslam ülkelerinde veya İslam tarihine bakın. Benim gibi çıkıp hem önceki dönemini hem bu dönemini apaçık açıklayan, kitabıyla ve şahitleriyle gelen, havarileriyle gelen, yani benim şahitlerim de var. Benim Mesih olduğum Allah'ın göstermesiyle gören bilen. Adnan Oktar'ın bazı. Yani dünya tarihinde yoktur. Dünya tarihinde yoktur. Anlatabiliyor muyum? Yani Hristiyanlarda da yoktur. Mesih olduğunu söyleyen vardır ama benim gibi çıkıp hem önceki dönemini hem bu dönemini açıklayan. Ve benim sahip olduğum bilgilere sahip ve şahitleriyle birlikte, şahit dediğim bir kere daha söylüyorum, Allah'ın bildirmesiyle benim Mesih olduğumu vahyiyle bilen. Böyle bir kişi ben bilmiyorum yani. 2000 seneden beri böyle bir kişi yoktur dünyada. Peki soruyu şundan dolayı sormak istiyorum. Mehdi konusu ayrı bir konu. Yani o Mehdi konusu ayrı bir konu. Buyur. Soruyu şundan dolayı sormak istiyorum. Hani siz Mesih misiniz, değil misiniz konusunda hani bir ispatlama çabası varsa eğer ve insanlar bunu hani doğru mu değil midir diye merak ediyorlarsa eğer, hani insanların aklında hep şu da olabilir. Ben psikoloji okuyorum kendim, bunu söylemek istiyorum. Psikolojiyle bayağı yakından ilgileniyorum. Hani sizin uzmanlardan, hani sadece bu ihtimali ortadan kaldırmak ve bunu ispatlamak için hani uzmanlardan hani bazı psikolojik
rahatsızlıklar olmadığı konusunda bir onay aldınız mı? Bir belgeniz var mı veya bu konuda herhangi bir çalışma oldu mu? Hani mesela az Yani önce tarif ne diyeyim ettiğiniz bana? iletişim şekli şunu hani şeye benziyor. Bana mesela hani şizofreni hastalığını veya bipolar bozukluk hastalığını anımsatıyor mesela. Hani bu konuda bu değildir. Ben doğruyu söylüyorum gibisinden bir ispatta bulunmak için hani uzmanlarla beraber herhangi bir çalışma oldu mu hiç? Herhangi bir psikiyatrik tedavi ya da Yani başvurunu. bir rahatsızlığı olan uzmana gider. Bir hastalığı olan. Eğer benim söz ve davranışlarımda, değil mi, bir rahatsızlık varsa çevremde, değil mi, beni tanıyan böyle, yani bana ya işte sen peygamber olduğunu söylüyorsun, bu psikolojik bir rahatsızlıktır. Yani öyle olduğu zaman ne Musa kalır, ne Muhammed kalır, ne Tevrat, ne İncil Hepsi kalır. için aynısı geçerli olabilir diyorsunuz. Tabii yani böyle şey olur mu? Ya doktor kim? Psikolog dediğin kim? Gelsin psikoloğa, ben onu tedavi edeyim. Anladım, Yani anladım. ruhsal olarak. Anlatabiliyor muyum? Ya şey için soruyorum sadece Yani hani milletin aklında yok yok, durduğu için. hayır ya, böyle bir şey olabilir mi? Yani Muhammed de kalkmış cinciye gitmiş. Yani ilk o vahiy geldiğinde filan. Dolayısıyla böyle, yani buradan girildiği zaman, buradan bakıldığı zaman ne din kalır, ne kitap kalır, ne peygamber kalır. Hepsi yok olur. Sonra psikolog dedi. İnananların durumu da Ayrıca şüpheye düşer. İnanmaz da. psikolog dediklerinizi de anlıyorum ama, yani anlıyorum ama ne yani? Yani ne yani, bilimsel yönü ne? Yani ne diyecek yani bana bakıp psikolog veya ben siz psikologsunuz, yani ne diyeceksiniz? Ortada bir hastalık olursa, ruhsal bir rahatsızlık olursa, bu zaten herkesin gözlemleyeceği bir şeydir. Ama bir insana sırf Mesih olduğunu söylediği için, he? Ya kusura bakmayın yani. Bunların hiçbirisi de benden akıllı değil. Yani Muhammed Miraç'a gitti. Birinci kat gökte şununla konuştu. İkinci kat gökte bununla konuştu diyen adamı o zaman götürün psikoloğa önce. Yani oradan başlayın Anladım. ya. Anladım. Hayır, oradan başlasınlar. Diyanet başkanından başlasınlar, değil mi? Yani Tabii ki. falan efendiden filan efendiden ne yapsınlar o zaman? Değil mi? Oradan başlayacaklar. Benden Ben bu başlayamazlar. konuda katılıyorum size. Yani ben de, değil mi yani? Tabii. Böyle bir şey Evet. olmaz. Ya ben Dolayısıyla yok yok, ben size bir şey söylemiyorum. İyi ya de açtınız bu konuyu, yok iyi oldu. kusura bakmayın. Ya benim size bir şey dediğim yok. Ben sadece hani Evet. böyle bir soru çıkabilir buna ne dersiniz diye sormak istedim. O Soruluyor. yüzden Yani bize gelen sorular cevap ver. arasında en çok gelen sorulardan Ben de biri. diyorum ki, şu anda benim etrafımda, benim ikna etmediğim, benim hayatımda hiç tanımadığım bir sürü insan, yani Amerika'da da var, Avrupa'da da var, Hristiyan da var, Müslüman da var, Yahudi de var ve bunlar benim müritlerim değil, benim bir cemaatim yok, tarikatım yok, örgütüm yok. Ben düzenli toplantılar, dini toplantılar yapan biri de değilim. İnananlara da ihtiyacım yok. Milyarlarca inanan var şu anda, yeter zaten. Dolayısıyla benim Mesih olduğumu gören, bilen birkaç gün önce belgeleyebilirim size, programdan sonra şey yapabilirim. İngiltere'den telefon ediyor. Ve bu adam bir uzman, bir tıp doktoru. Çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Diyor ki ben gördüm diyor ve inanıyorum diyor. Dolayısıyla size şimdi şunu söylüyorum. Yani sizin o iletişiminiz olmadığı için, yani bir Biz tanrıyla bir anlayamayız. iletişiminiz olmadığı için herkesi de böyle zannetmenizi anlıyorum ben. Ama herkes öyle değil. Mesih olarak değil, söylemiyorum bunu sadece. Yani diğer o inanan insanların böyle bir iletişimi var. Yani Tanrı'yı görenler var. Tanrı'yla konuşanlar var. Halktan bahsediyorum ben. Ve bunların Anladım. hiçbirisi hasta filan değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların Anladım. hiçbirisi hasta insanlar değil. Görenler var. Peygamberleri görenler var. Onlarla konuşanlar var. Bu iletişim içinde, ama onları Tanrı seçiyor yani. Onlar kendileri seçmiyorlar. Yani Tanrı onları seçiyor. O iletişim öyle kuruluyor. Baştan söylediğim şeyi söylüyorum. İman meselesi gönül meselesidir. Daha ziyade. Yani bilim ve akıl burada lazım ama yeterli değil. Yani akıl ve bilim iman için gerekli ama yeterli değil. Daha çok gönül meselesidir. Bunu böyle kabul etmek lazım.
inanan inanmayan diye insanları tasnif edip, değil mi? Hristiyan, Yahudi, Budist, Hindu, ateist, putperest, her neyse. Ben insana insan olarak yaklaşıyorum. Ben sizlere de böyle yaklaşıyorum. Tabii. Teşekkürler. Böyle yaklaşacağım. Teşekkürler. Ve ben o inandığı için çok makbul, bu inanmadığı için 11 sorumuz olacak. Böyle olmayacak. Teşekkürler. Ben insani yönünüze bakacağım. Herkesin insani yönüne bakacağım. İyi insansa iyi insan. Ve inşallah o iletişimde kurulur. Belki bakarsınız bu akşam bir şeyler, bir iletişim meydana gelir inşallah. Belki. Ama yani ben sizi ikna etmeye çalışmıyorum. Yani çalışmayacağım. Zaten bu programa da bu amaçla ne yapmadım? Katılmadım çünkü. Rıdvan Bey. O mümkün değil yani. Hasan Bey. Orada değil, evet. Son bir sorumuz olacak. Rıdvan sen sor istersen. Bu çok eski bir tartışma konusu. Son soru, hani herkesin aklında olan bir soru, bunu en sona bırakmak istedik. Evrim konusunda ne düşünüyorsunuz? Hani herkes bu soruyu soruyor. Evrim teorisi doğru mudur, gerçek midir? İlk insan nasıl oluşmuştur? Bu konuda bize son bir cevap verebilir misiniz acaba? Evrim teorisi, yaratılış teorileri bilimsel teorilerdir. Bu dinin konusu değildir. Dolayısıyla yani evrim şeklinde Cenab-ı Allah Tanrı yaratmış da olabilir. Başka türlü de yaratmış da olabilir. Bu konuyu bilim adamlarına soracaksınız. Şunu söylüyorsunuz yani. Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, bilimin hakkı bilime. Bilimin hakkı bilime. Bu bilimin meselesidir. Değil mi yani? Hı-hı. Yaratılış nasıl meydana geldi? Evren, kainat nasıl yaratıldı? Bütün bu varlıklar, bin bir çeşit varlık nasıl? Yani insan maymundan eğer evrilerek oluşmuşsa, Tanrı böyle takdir etmişse eyvallah. Ya problem ne yani? Ama bu olaylara ideolojik yaklaşılıyor. Yani evrim meselesine bilimsel olarak yaklaşmaktan çok ideolojik olarak yaklaşıyorlar. Ve yani inananlar, İslamcılar, Müslümanlar efendim topyekun reddediyorlar. Değil mi? Daha çok sol kesim diyeyim, tırnak öyle çarpayım. Ateist kesim de yine ideolojik olarak illa bu böyledir diyor. Bence bu sıradan tartışılabilecek bir konu değildir. Bilim adamlarının konusudur. Zaten tartışıyorlar biliyorsunuz. Çok farklı bu konuda teoriler var. Demin söylediğiniz gibi yani Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, bilimin hakkı bilime. Tanrı bilimin alternatifi değildir. Bilim de Tanrı'nın alternatifi değildir. Bu olayı böyle düşünmemek lazım. Yani iman meselesi, gönül meselesidir. Gönül meselesidir, sevmek meselesidir. Allah ve çok önemlidir iman. Yani ruhsal gıdadır. Yani biyolojik gıdadan daha önemlidir bu ruhsal gıda. İnsan hayatı için, zorluklar karşısında dayanabilmesi için, efendim, mutlu olabilmesi için. Yani bu dua önemlidir. Yani Allah'ım bana yardım et demek insanı motive eder zorluklar karşısında. Veya Tanrım işte bana sevgini ver demek, değil mi? İnsanı sevgiye yöneltir. Yani sevmeye yöneltir. Veya Tanrım beni kötülükten uzak tut demek, kötülükten uzak durma şeyimizi ne yapar? Bizi motive eder, harekete geçirir. Ya bana iyilik yapmayı nasip et demek, bizi iyiliğe yönlendirir. Yani biraz da Allah'ın koruması bilen de budur. Yani değil mi? Biz çünkü aklı başında insanlarız. Değil mi? İyiliği ve kötülüğü biliriz. Yani kötülüklerin listesinin kutsal kitaplarda yer alması gerekmiyor. İyiliklerin listesinin de yer alması gerekmiyor zaten. Her insan, aklı başında her insan iyiyi ve kötüyü bilir. Önemli olan işte ben diyorum ki dinin en önemli şeyi Tanrı'yı herkesten ve her şeyden çok sevmektir. Diğer dinin tamamı, bütününün özeti de iyiliğe yönelmek, kötülükten uzak durmaktır. Yani dinin özü, özeti budur. Evet, ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bunlara teyiste katıldığınız için çok sağ olun. Bu arada izleyicilerimize, şu anda bizi izlemekte olan izleyicilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Hasan Bey'in bir Twitter hesabı var. Neydi Twitter hesabınızın ismi? Hasan Mezarcı, İsa Mesih diye aratılırsa Twitter'dan bulabilirler. Oradan takip edebilirsiniz. Bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Son bir şey. Ya, buyurunuz. Bu programı neden kabul ettiğimi bugün söylemiştim Twitter'da, açıkladım ama. Ben ateistlerin de ötekileştirilmesini istemiyorum. Yani biraz da buna yarasın diye yaptım. Nihayet ateistler de bizim çocuklarımız. Değil mi? Bu dünyanın çocukları. Biz de insanız.
Yani öyle bir şey var toplumda biliyorsun. Başta kafirler filan, ateistler işte. Hı-hı. Ötekileştirmeler çok Şiidir. Biliyorsunuz yani şeyleri. Ben Mesih olarak sizlerle bu görüşmeyi yaparak böyle bir şeye de katkıda bulunmak istedim. Çok teşekkür ederim. Yani bu açıdan inananla inanmayanı ben birbirinden ayırmam. Son söz, bana inananlar, ki herkese tavsiye ediyorum, Tanrı gibi olmalı. Güneşini herkesin, ateist, kafir, Budist, Hindu, putperest, Müslüman, Hristiyan ayırmadan, güneşini herkesin üzerine doğuran, yağmurunu, rahmetini herkesin üzerine yağdıran Tanrı gibi olmalıdır. Hı hı. Yani benim son mesajım bu olsun. Teşekkür ediyorum. Lütfen ayrılmayın. Ben kapanışı yapalım Rıdvan'la beraber. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Twitter hesabını söyledim. Aynı zamanda bir web siteniz var. Web sitesini de internetten, Google'dan aratarak bulabilirsiniz. Orada Müjde ve Haç Gerçeği adlı kitaplarınızın ücretsiz olarak PDF dosyalarına ulaşabilir ve okuyabilirler izleyicilerimiz. Merak edenler için o kitapları nasıl ulaşabileceklerini söylemek istedim. Aynı zamanda Ateizm Derneği YouTube kanalını lütfen takip etmeyi unutmayın. Zili açmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Patreon ve Kriyesus hesaplarımızı kullanarak da bize mali destekte bulunabilirsiniz. En başta da söyledim. Patreon ve Kriyesus bağışçılarımızın isimlerini de bu arada paylaşmak istiyorum sizle. Son olarak Erhan Hacı, bunların tam isimlerini göremiyorum ama Erhan Bey, Hasan Dudu, Elif S, İbrahim Dikmen, Hakan Öztoprak, Kaim Wood, Onur Romano, Borç Bilgin, Aslan Gençer, Ertan Çul Hacı. Listede bir iki isim daha var. Roşhat, Denizhan, Ulaş Alagöz, Efkan Krimi. Kendilerine teşekkür ediyoruz bize destek oldukları için. Sizlerin de desteğinizi bekliyoruz. Hasan Bey, bir de randevu alalım sizden bir sonraki yayın için. Estağfurullah, bir şey söyleyeyim. Çünkü çok eksik oldu. Hristiyanlara söylüyorum. Gökten 2000 yaşında bir adam beklemesinler. Ve yok elindeki yara, geçen bir papaz söylüyor televizyonda. İşte elinde yarası olacak diyor, gökten gelecek diyor. Hristiyanlar İncil'i doğru okusunlar. İncil'de Mesih ne diyor? Karanlıkta evlere giren hırsız gibi. Hiç kimseye görünmeden geleceğim diyor. İyi dikkatli okusunlar oraları. Halbuki bunlar ne diyor? Gökten asker bavulu gibi düşecek. 2000 yaşında bir Mesih bekliyorlar. Onun için Müjde ve Haç Gerçeği kitaplarını okusunlar. Ben nasıl Meryem oğlu İsa oluyorum ve kendimi nasıl açıklıyorum? Buna bir baksınlar. Yani hem hocalar hem papazlar, hem Müslümanlar hem Hristiyanlar baksınlar. Zaten okudukları zaman bu kitapları yazanın Mesih olduğunu anlayacaklar. Eğer insaflı okurlarsa. Buyurun. Randevu konusu bakalım. Çünkü çok eksik şey kaldı. Çok soru geldi. Sorulara cevap veremedik. Chat sayfasından devamlı sorular geldi. Bizim soracağımız sorular vardı. Ama yanıtlar uzun olduğu için bu soruları cevap soramadık bile, yani sizin cevaplamanızdan öte biz soramadık bile diğerlerine. Bu bence yetmedi. Biz bir program daha yaparız gibi mümkünse tabii. Nasip. Ya ben sizi seviyorum çocuklar. Ziyarete de gelebilirsiniz. Görüşürüz. Bakarız. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Rıdvan. O halde tekrar görüşmek üzere. Hasan Bey, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Herkese teşekkürler katıldığınız için. Ben de size teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan verdiğiniz için. Her zaman sorgulamaya devam edelim. Katıldığınız için sağ olun, hoşça kalın ve artık yalnız değilsiniz izleyicilerimiz.